Kayıt başladı sanırım. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bu zorlu günlerde zaman ayırdığınız için ben de sizlere teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum şu anda sizinle birlikte olduğum için. Umarım bir nebze de olsa faydam dokunur. Bir şeyler katabilirim. Ben de bir şeyler öğreniyorum. Sadece siz öğreniyorsunuz ya da bir şeyler dinliyorsunuz gibi düşünmeyin. Bana da katkısı oluyor bu tavsiyelerin. O yüzden ben de gayet mutluyum şu an burada bu akşam burada olmaktan. İsmim İlker Özkaya. Bu akşam sizinle proje iletişim yönetimini konuşuyor olacağız. Çok kısıtlı bir vaktim vardı hazırlanmak için. Hemen güzel bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Umarım siz de mutlu günün sonunda, akşamın sonunda. Umarım siz de mutlu ayrılırsınız. Kimim ben? Onunla başlayalım isterseniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sunumu İngilizce hazırladım. Umarım anlayışla karşılarsınız. Birebir bazen bazı terimlerin Türkçe olduğunda karşılığını vermediğini düşündüğüm için bunu yaptım. Sebebi bu. Bunu baştan söylemiş olayım. Kendimi tanıtayım. Proje yöneticisiyim. Bilgi işlemde, Vakıfbank bilgi işlemde çalışıyorum. Proje yöneticisiyim. Aynı zamanda Ecelit koçluk yapmaya çalışıyorum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Ortak yanlarımız vardır. Mühendis olanların çoğunlukta olduğunu tahmin ediyorum katılımcılarımızın. Yüksek lisans, işletme yüksek lisansım var. Sertifikalardan biraz bahsedeyim. İşte malum PMI adına bu akşam buradayım. Project Management Professional PMP sertifikam var. İşte Professional Scrum Master sertifikam var. Professional Scrum Product Owner sertifikasına sahibim. Kanban Management Professional sertifikasyonuna sahibim. Ve çok eski yıllardan edindim. Microsoft Certified Professional sertifikasına sahibim deyip geçiyorum. 17 yılın üzerinde iş tecrübem var. Bilgi işlem sektöründe. Büyük bir çoğunluğu yazılım geliştirme üzerine. Bu süreçte analiz yaptım, yazılım geliştirdim, test yaptım, fonksiyonel tasarım yaptım, proje yönettim, hala yönetiyorum. Destek oldum, işte bakım sorumlulukları üstlendim. Arge kısa bir dönem Arge'de yer aldım. Arge bir inovasyon projesinde görev aldım. Account yönettim. Yani kendime ait account'ın yönetimini yaptım. Gibi gibi birçok aslında uçtan uca hemen hemen bir IT firmasında süre gelen, devam eden bütün süreçlerin içerisinde fiilen yer aldığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Meteksan sistemde çalıştım. İlk benim çalışma hayatım Nokia ile başladı. Çok kısa bir dönem Nokia'da çalıştım. Sonra Meteksan sistem, Koç sistem. Askerliğimi yedek subay İngilizce tercüman olarak yaptım. Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Kısa bir dönem NATO birliğinde görev aldım. Fazla uzatmayayım bu kısmı. Şu anda da PMI'nin 2 yıl PMI'nin genişletilmiş yönetim kurulunda yer aldım. PMI Türkiye'nin. Halen de PMI'nin gönüllüsüyüm. Şu anda bu akşam da huzurlarınızda PMI gönüllüsü olarak yer alıyorum aslında. Ecelit Türkiye diye bir topluluğumuz var. Ben de onun kurucularındanım. Halen de faaliyetler gösteriyoruz. Bir yandan da orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem PMI Türkiye hem Ecelit Türkiye işte en azından biz de kendimizi bir şekilde canlı tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce katkı sağlamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bununla ilişki olarak proje yönetimiyle ilgili, işte Agile metodolojilerle ilgili, Scrum çerçevesiyle ilgili, kar amacı gütmeyen organizasyonlara, üniversitelere zaman zaman denk geldikçe de aslında eğitimler, seminerler, sunumlar gerçekleştiriyoruz, öyle söyleyeyim. Bu da onlardan bir tanesi. Bu arada iletişim yönetimini ben ilk defa anlatacağım. Şimdiden sürçülisan eylersek affola diyelim. Ve yavaş yavaş aslında iletişimle başlayalım. İletişim nedirle başlayalım? Önce proje yönetiminde iletişimdense iletişim nedir? Onunla başlamak istiyorum ben. Böyle sempatik bir şeyle ne onun ismi? Karikatürle başlamak istedim. Doğan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu'nun iletişimle ilgili güzel bir tanımı var. Onunla başlamak istiyorum. Cüceloğlu'na göre iletişim iki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj alışverişidir diye ifade ediyor Doğan Cüceloğlu. Bu tanıma göre birimden kasıt insan, hayvan olabilir, makine olabilir. İletişimin sadece tabii insanlar arasında olmadığına işaret eden en güncel tanımlardan bir tanesi bu.
Wikipedia nasıl tanımlıyor iletişimi? Daha bilimsel yaklaşıyor tabii olaya. İletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir diye ifade ediyor Wikipedia. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir diye sürdürmüş Wikipedia tanımında. PMI nasıl tanımlıyor iletişimi? Bir de PMI'den bahsedelim. İletişim bilerek ya da bilmeyerek, bilinçli ya da gönülsüz, gönüllü ya da gönülsüz diyelim, bilginin değiş tokuşu, aslında exchange of information diye bahsediyor. Tam birebir değiş tokuş belki karşılığını vermiyor ama değiş tokuş edilmesi, işte bilginin el değiştirmesi gibi tarifliyor. Bu el değiştiren bilgi, fikirler, yönergeler veya duygular şeklinde olabilir diye ifade ediyor PMI, PMBOK'ta, en son PMBOK 6'da tanımladığı şekliyle. İletişim bir toplulukta veya bir grupta oldukça önemlidir. Hepimizin de bildiği üzere sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Kişi sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak zorundadır. İletişim bildiğimiz gibi yine hayatımızın vazgeçilmez bir gereği, ruhsal, bedensel ihtiyaçları gidermek için oldukça gerekli bir durum. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı bir şekilde işletebilmek için de yine iletişim gereklidir diyelim. Şimdi size iki tane kısa video izleteceğim iletişimle ilgili. Önceden hazırlamıştım. Communication has come a long way. First, early humans during the Stone Age started to communicate and express their thoughts and feelings by signs or gestures. They were able to send signals by fire, drums, and whistles. Later on, the humankind started to communicate via cave paintings, a type of parental art found on the walls and ceilings of caves. Another form of early communication was during the era of camel messages. People used to give their message to a person who delivered it while riding in a camel. Other forms of communication were messenger pigeons. They were first used in 776 BC. After the messenger pigeons came the first postcard service. The first commercially produced card was created in 1861 by John Charlton of Philadelphia. With the help of Thomas A. Watson, Boston machine shop employee Alexander Graham Bell developed the first prototype of the electric telephone in 1867. After the first telephone, communication evolved even further with the invention of the Internet and the World Wide Web, which started to be used in 1905. Global information media, the World Wide Web, or simply the web, was invented by Tim Berners. Fast forward, and communication nowadays has become even easier with the invention of Hello 2, featured back. Evet, bu videoda hepimizin izlediği gibi aslında iletişimin eski çağlardan bugüne nasıl geliştiğini, nasıl evrildiğini gösteren bir video. Bununla başlamak istedim ben aslında. Bugün daha önce o dönemlerde duvara yapılan resimlerden internete kadar iletişimin nasıl geliştiğini gösteren, çok hızlı gösteren güzel, sempatik bir video. Şimdi başka bir video daha izleteceğim size. Ondan sonra devam edeceğiz. What is communication? Communication is the successful conveying or sharing of ideas and feelings. It is about imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium. In our generation today, we have a lot of ways on how to communicate with other people. We have technology that we are using in our everyday lives. Every day we talk, we listen, we chat, and we read letters which forms words that may create an impact on each one of us. Now let's talk about the forms of communication.
first thing is the most common of all, verbal communication, which includes sounds, words, language and speaking. There are many languages spoken in the world, and there are a lot of ways as well for us to understand each other. You come across people from various ages, cultures and races. Not fluent? No problem. In communication, self-confidence plays a vital role, which when clubbed with fluent communication skills can lead to success. The second form of communication is the non-verbal communication. It involves physical ways of communication like tone of the voice, touch, smell, and body motion. Body language is a non-verbal way of communication. Body posture and physical contact convey a lot of information. Physical contact like shaking hands, pushing, patting and touching expresses the feeling of intimacy. Facial expressions, gestures and eye contact are all different ways of communication. Reading facial expressions can help you know a person better. The third form of communication is the written communication. Written communication is the writing or composing of words which you want to communicate. Good written communication is essential for business purposes. It is also practiced in many different languages. Emails, reports, articles, and mobile SMS are some of the examples of informal written communication. In addition, the fourth form of communication is the visual communication. It is a visual presentation of information like photography, signs, typography, symbols, and designs. Television and video clips are the electronic form of visual communication. Visual communication is somehow similar to nonverbal communication, but visual communication involves more on the sight. What are the effective ways for communication? Be direct to the point with your message. Don't use complicated sentences and words. Be free to express yourself. Don't be afraid to express what you feel, but still using nice intonation and respectful words. Use visuals to add further meaning to your message. Be focused when delivering your ideas. Don't get distracted when conveying your message. Be not a speaker alone, but also a listener. Remember, communication is a two-way process and that both parties must be able to convey and receive the message. Now imagine our world without communication. Do you think everything will still be the same? Evet. Ama biraz da diğer arkadaşların da katılması için biraz zaman kazanmış olduk böylece. İlk videoda dünden bugüne iletişim nasıl geliştiğini izlemiş olduk. Az önce de bahsettiğim gibi. Bu videoda ise aslında iletişim nedir diye en temel haliyle tariflemiş olduk. Zaten bunun üzerinde detaylı konuşuyor olacağız. O yüzden şu an üzerinde durmayacağım ben. İsterseniz iletişimden kısaca bahsettikten sonra yavaş yavaş biz PMI'nin gözüyle iletişim nasıl işliyor biraz ona doğru ilerlemeye başlayalım. Proje iletişim yönetimi. Bugün konuşacağımız ana madde bu. PMI'nin hep aslında eski PMBOK'lardan itibaren gene şey yaptığı, hep tariflediği bir şey var, bir eşleşme var, öyle söyleyeyim. Nedir bu eşleşme? PMI şunu söylüyor, 49 tane süreç, işte nereden başlıyor? Develop Project Charter, belki görüyorsunuzdur. İkinci satır, ikinci kolonda Develop Project Charter, 4-1 ile başlayıp, işte en son Closing Process Group'la biten, Close Project or Phase ile biten tam 49 tane süreci tarifler PMI. Ve bu 49 süreci de aslında 5 tane süreç grubuna mapler. Altına 5 tane süreç grubunun altına sokar. İşte birincisi Initiating Process Group, yani başlatma süreç grubu. İşte Develop Project Charter'la, yani başlatma belgesinin oluşturulmasıyla başlar. İkinci süreç grubumuz planlama süreç grubumuz. Üçüncüsü yürütme süreç grubumuz. Dördüncüsü izleme ve kontrol etme süreç grubumuz. En sonsa kapatma süreç grubumuz. Gördüğünüz üzere bu süreç grupları da aslında soldaki kolonları göreceksiniz. Proje entegrasyon yönetimiyle başlayıp proje paydaş yönetimiyle sonlanan 10 tane bilgi alanına mapliyor aslında bu süreç gruplarını PMI. İşte baktığınızda bizim konumuz olan 10. madde proje iletişim yönetimi.
proje iletişim yönetimini neyle başlıyor? Bizim proje iletişim yönetimi aslında içerisinde 3 tane bugün işleyeceğimiz süreç barındırıyor. Bu süreç, 3 süreçten birincisi 10.1 diye ifade edebileceğimiz planlama süreç grubuna denk gelen aslında iletişim yönetiminin planlanması. İkincisi ise 10.2, yani iletişimin yönetilmesi. Şeyi, iletişimi planladıktan sonra yönetilmesi noktasında iletişim yönetilmesi süreç grubundan, sürecinden bahsedeceğiz. Bu da aslında yürütme süreç grubunun içerisine denk geliyor. Son olaraksa günün sonunda izleme, iletişimi izlemeyle bitireceğiz. Bu da nereye denk geliyor tabii doğal olarak? İzleme ve kontrol süreç grubunun içerisine denk geliyor. Bunları birer birer konuşuyor olacağız. Yavaş yavaş iletişimin proje yönetimine ilişkisini konuşuyoruz dedik. Tam PMBOK diye alan PMP sınavına hazırlananların yakından tanıdığı dediğim gibi meşhur proje yönetim süreç grupları ve bilgi alanları eşleştirme tablosu bu. Şimdi kısaca üzerinden konuşmaya başlıyoruz herhalde. Proje prosesi kayıt burada bilgiyle ilgili. Projeye dair bilgilerin zamanında şöyle tanımlayabiliriz iletişim yönetimini, proje içerisindeki iletişim yönetimini. Projeye dair bilgilerin zamanında ve en uygun şekilde oluşturulması, toplanması, dağıtımı, depolanması, gerektiğinde sonlandırması işlemlerinin yürütüldüğü süreç olarak tanımlayabiliriz proje iletişim yönetimini. İletişim en önemli konulardan bir tanesi diye başlayalım. Projelerin başarısız olma nedenlerinin başında da iletişim eksikliği geliyor. Proje ekibindeki kişilerin birbirlerini anlaması ile ancak projeyi sağlıklı ilerleyebiliyor. Bazen öyle durumlar oluyor ki, ben bunu sıklıkla kendim de bizzat yaşadım. Yan yana çalışan insanlar, karşı karşıya oturan insanlar aynı kübük içerisinde birbirleriyle iletişim kurarken direkt kalkıp işte yüz yüze konuşmak, iletişim kurmak yerine İşte text mesajla, bir Jabber üzerinden, belki WhatsApp üzerinden, belki maille iletişim kurmayı tercih edebiliyorlar. Bu aslında bu noktada o ekip içerisindeki bana göre iletişim eksikliğini gösteriyor. Yüz yüze konuşup çok hızlı sürece, çok hızlı şekilde bir problemi, bir meseleyi çözmek varken maille iletişim kurmaya çalışmak aslında bu işi uzatmak, belki de yokuşa sürmek anlamına geliyor. Yani yüz yüze iletişimin hiçbir yerini, hiçbir iletişim türünün tutmadığına inananlardanım. Bugün evden çalışıyoruz. Eskiden daha önce bu korona malum koronavirüs salgını öncesinde ofislerimizden çalışıyorduk. O zaman tabii işte toplantıları yüz yüze yapıyoruz. Ekiplerle, kişilerle, işte iş birimlerimizle, yöneticilerimizle birebir yüz yüze iletişim kuruyoruz. Bunun avantajını bence defalarca yaşamış ve görmüş olduk. Şu an şöyle bir dezavantaj yaşıyoruz bana göre evden çalışma esnasında. Uzaktan çalışmanın getirdiği yüz yüze çalışamıyor olmak aslında iletişimi bana göre biraz zayıflatan unsurlardan bir tanesi. Çünkü hani bildiğiniz gibi yüz yüze iletişimi sağladığınızda o yüz yüze iletişim kurduğunuzdaki o sıcaklığı, samimiyeti, etkileşimi bana göre bu şekilde geçmeniz çok daha zor. Hatta mümkün değil. Yüz yüze bir iletişimin faydasını sağlamadığını düşünüyorum ben. Projede zaman programının, planının çizelgesinin plan çizelgesinin sahibi proje yöneticisidir. Proje yöneticisinin iletişim dediğimizde proje planının yapılacak görevlerini herkesin kolayca görebileceği bir ortamda bulundurması önemlidir. Bu bir portal olabilir, bir uygulama olabilir veya ortak paylaşım tesisleri olabilir. Proje planı dediğim gibi herkesin kolayca görebileceği, erişebileceği bir yerde olması proje iletişimine katkı sağlayacaktır. En önemlisi ise proje yöneticisinin o görevi yapacak kişilerle zamanında proje yöneticisi o işi yapacak kişileri zamanında uyararak iletişim kurmasının öneminden bahsediyorum aslında burada. Proje planına uygun olarak kimin, neyi, hangi zamanda, kimlerle koordineli olarak yapması gerektiği, hangi işin hangi işi etkilediği, yasal durumların oluşturulabileceği, hangi yasal durumların oluşabileceği gibi bilgiler proje yöneticisinin aslında tepeden kuş bakışı bakabilmesi ve büyük resmi görebilmesi sayesinde önceden bir takım problemlerin oluşmasını engellemesini sağlayacaktır. Şöyle bir istatistik, şöyle bir bilgi var. Proje yöneticisinin %90 zamanı iletişimle geçmek durumunda.
Projenin boyutları büyüdükçe de aslında iletişimin önemi daha da önem kazanıyor. Bir sonraki filme geçelim. Az önce bahsettim. Proje yönetiminin, proje yöneticisinin büyük ölçüde hatta %90 gibi yüksek bir oranı iletişimle geçmekte. Peki zamanımızın biz büyük bölümünü iletişimde nerede, nasıl harcıyoruz? Biraz bunları konuşalım. E-mail yazıyoruz, toplantılar düzenliyoruz, birebir konuşmaların içerisinde yer alıyoruz, telefonla görüşmek durumunda kalıyoruz. Gerek sabit telefondan, ofis telefonundan, gerek cep telefonundan. Telekonferans görüşmeleri gerçekleştiriyoruz, video konferanslar düzenliyoruz, eğitimler veriyoruz, alıyoruz, sunumlar yapıyoruz, dinliyoruz veyahut da. Dinleyerek birini ikna etmeye çalışıyoruz. Uzlaştırmaya çalışıyoruz insanları. Takımla konuşuyoruz bir yandan. Proje takımıyla konuşuyoruz. Vendorlara yani tedarikçilerle konuşuyoruz. Fonksiyonel yöneticilerle iletişim halinde oluyoruz. Diğer paydaşlarla, iş birimleriyle, üst yönetimle görüşüyoruz. Bir yandan proje yöneticisi takım üyelerinin motivasyonuyla ilgilenmek durumunda. Proje yöneticisinin sorumlulukları çok fazla gerçekten. Önlerine çıkan ya da çıkabilecek engelleri de çözmek adına doğru iletişimi kurabilmek zorunda. Takımın, projenin tüm paydaşlarla olan iletişimi de yönetmek durumunda. Hatta bugün servant leader, hizmetkar lider diye bir tanım var. Belki duymuşsunuzdur, birçoğunuz da duyduğuna eminim aslında. Agile yani çevik yöntemlerde bu ifade karşımıza çıkıyor. Scrum Master'lar için özellikle belirtilen bir ifade. Yani hizmetkar liderden kastımız yeri geldiğinde Scrum Master olur bu. Agile ile proje yürütmeye, Agile yöntemlerle projeye yürütmeye kalkılıyorsa ya hatta bizim standart geleneksel proje yönetimiyle yapmaya kalkıyorsak da bir proje yöneticisi olabilir. Hizmetkar liderlikten kasıt şu, yeri geldiğinde aslında takımın önünü açabilecek şekilde hizmetlerde bulunabilmesi, onların engellerini kaldırabilmek için çabalaması ve yeri geldiğinde de onlara liderlik edebilmesi anlamına geliyor. Bu da tabii proje yöneticisinin vasıfları, liderlik vasıfları ön plana çıkmak durumunda. Proje yöneticisi paydaşlarla bilgi paylaşımı esnasında farklı farklı iletişim yöntemleri kullanır. Her iletişimde neyi, nasıl ve ne zaman iletmesi gerektiğini çok iyi belirlemiş olmalıdır. Üst yönetim iletişimde resmi şablonlara bağlı yazılı bilgilendirme yapıyorken, takım iletişim kurarken belki biraz daha informal, gayri resmi iletişimi seçebilir. İşte mail ile iletişim kurulabilir, telefon olabilir, WhatsApp üzerinden olabilir. Bazen proje yönetirken normalde hani WhatsApp tabii formal bir araç değil, cep telefonlarımıza indirdiğimiz özel bir ücretsiz bir yazılım. WhatsApp grubu oluşturmak suretiyle de bir projenin belli bir bölümünü yönetmek durumunda dahi kalabiliyorsunuz. Belki daha hızlı iletişim sağlamak adına. Tabii kurumsal yazılım, Cisco Jabber gibi bir uygulama üzerinden belki bunu sağlayabilirsiniz. Ben takımlarla birebir çalışmayı sevdiğim için aslında dediğim gibi gerektiğinde bu WhatsApp grubu, tercihen yüz yüze iletişim kurmayı ben daha çok seviyorum. Yani altını çizmek istiyorum. Mail ile iletişim kuruyoruz keza öyle. Bazı projelerde Trello gibi bir uygulama üzerinden de projenin belli işlerini takip ettik. Bunun da faydası olduğunu ben gördüm kendi adıma. Telefonla dediğim gibi iletişim kuruyoruz. Jabber üzerinden iletişim kuruyoruz. Skype dediğim gibi kurumsal firmalarda Skype üzerinden yine text mesajlaşma yoluyla iletişim kurabiliyoruz. İş birimlerinde olduğu ya da olmadığı haftalık, işte iki haftalık projenin ihtiyaçlarına bağlı olmakla birlikte değerlendirme toplantıları ile iletişim kurabiliyoruz. Veyahut ecel yaklaşımlarla eğer projeyi yönetmeye kalkırsak işte günlük Scrum toplantılarıyla, işte değerlendirme toplantılarıyla, retro toplantılarıyla, planlama toplantılarıyla süreci ele alabiliyoruz. Bu bizim aslında burada ne tip bir yöntem şekli tercih ettiğimize bağlı. Agile mi, Waterfall mu? Bazen yakın dönemde deneyimlediğim bir mesela şey var, durum var. İşte bir takım var, proje takımı var. Proje takımı işlerini agile yaklaşımla yürütmeye çalışıyorken onun temas ettiği bütün diğer ekipler yine bizim bildiğimiz Waterfall geleneksel yaklaşımlarla işlerini sürdürmeye kalktığında
daha da işin kompleksitesinin arttığını, aslında hibrit bir yaklaşımın, hibrit bir sürecin yönetilmesi gerektiğini anlıyoruz ve işin dediğim gibi zorlukların arttığını da fark ettiğimi söyleyebilirim böyle bu tecrübemle birlikte. Onun dışında dediğim gibi işin kompleksitesine göre haftalık veya iki haftalık değerlendirme, ilerleme toplantıları düzenliyoruz dedik. Üst yönetimle temaslarımızda ise işte aylık proje değerlendirme toplantılarında bir araya gelebiliyoruz. Benim kendi genel tecrübelerimden bir tanesi bu. Ayda bir işte genel müdür yardımcımızla, üst yöneticilerimizle bir araya gelip projelerimizin durumu hakkında değerlendirme toplantıları düzenleyerek aslında proje iletişimini gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Üst yönetimle gelecek olursak. Sunumlar yapıyoruz aynı şekilde. Faaliyet statü veya performans raporları iletebiliyoruz. Bu da işin yazılı iletişim kısmı. Birebir dediğim gibi hep söylüyorum, yüz yüze iletişim halinde oluyoruz. Telefonla iletişim halinde oluyoruz. Deyip bir sonraki şeye geçiyoruz. Burada bu sunumda aslında neden bahsetmiş? Projenin işte yaptığı neler var? Tabii iletişim tek taraf, çift taraflı olarak ifade ediliyor hep. Ama tabii bunun bir şeylerden, bir unsurlarından bir tanesi de dinleme, aktif dinleme. İşte eğitimler, seminerler verme belki de, koçluk yapma ekiplere, motivasyonunu sağlama, onları ikna etme, beklentilerini karşılamabilir dediğim gibi hizmetkar liderlik yine söz konusu olabiliyor. Çatışmaların çözümü noktasında proje yönetiminin aksiyon alması gerekiyor, iletişim sağlaması gerekebiliyor. Uzlaşmayı sağlatma noktasında kez aynı şekilde. Ve en son görselde de en sağ altta da toplantı noktasında iletişim kurabiliyoruz. Başarılı iletişim iki parçalı gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Öncelikle bizim bir strateji geliştirmemiz lazım. Bu iletişim yönetimini nasıl yapacağımıza dair ortaya bir strateji koyacağız. Sonra da bu stratejinin neticesinde bir plan ortaya koyacağız. Arkasından da aslında bunun uygulanması, hayata geçirilmesi söz konusu olacak. Öncelikle dediğim gibi projenin ve proje paydaşlarının ihtiyaçlarına istinaden uygun bir iletişim stratejisi geliştirmeliyiz. Bu stratejiden yola çıkarak bir iletişim yönetim planı oluşturmalıyız. Böylelikle en uygun mesajların paydaşlara en uygun formatlarda farklı şekillerle, yöntemlerle iletişimlemesinin sağlanmasını hedefleyebiliriz. Hedef kitlemizi anlayabilmek önemli. Bunun için öncelikle onları tanımamız gerekir. Benim projelere başlarken yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi de budur aslında. Hatta bazı paydaşları özellikle ben dikkatle izlenmeli diye bir watch listem var benim. Bunu oluştururum. Çünkü bazı insanlar işte iletişime biraz daha kapalı olur. İşte veyahut da mevkisi itibariyle biraz daha size soğuk yaklaşabilir. İletişimi daha dikkatli yönetmeniz lazım onlara karşı. Tepeden bakmaya kalkabilir. Bunların hepsi olası. Ya da kişisel başka engeller olabilir. Kendi watch listemi oluşturup bu şekilde onları daha dikkatli izlemek tercih ettiğim yöntemlerden bir tanesi. Karakter özelliklerini, sıkıntılı noktalarını biliyor olmak fark yaratabilir bu noktada. Onun dışında metrikler, KPI'ler ve hedeflerle ilgili olarak açık, net ve şeffaf olmak önemli. Belirlenen proje hedefleriyle ilgili olarak rakamlarla konuşmak, ilerlemeleri ve gelişmeleri olduğu gibi olumlu ya da olumsuz, şeffaf bir şekilde aktarabilmek herkesin aynı noktada olmasını sağlayacaktır. Bunun altını çizmek isterim. Detaylı geri bildirme almak suretiyle strateji oluşturmak ya da güncellemek, ne kadar sıklıkla değerlendirme toplantısı düzenlersek düzenleyelim. Bazen bazı projelere diyebilirsiniz ki işin kompleksitesi fazladır. Dokunduğunuz paydaş sayısı çok fazladır. Mesela şu anda da yürüttüğüm bazı projelerde de ben de yapmaya çalışıyorum. Bazı projemde küçük fokus gruplarla, küçük gruplarla kısa kısa bir araya gelip ilerlemeyi tercih ediyorum. Bazılarında ise daha büyük gruplarla bir araya gelip, belki daha seyrek bir araya gelip ilerlemeyi tercih edebiliyorum. Bunlara bakmak lazım. Dediğim gibi projenin ihtiyaçlarına, paydaşların ihtiyaçlarına göre değerlendirmek lazım. Onun dışında iç ve dış paydaşlar diyeceğiz. Birazdan yine konuşacağız bunu. İç paydaşlardan kastımız projenin içerisinde yer alıp da
kurum içerisinde ya da şirketinizin içerisinde yer alan paydaşlar olarak ifade edebiliriz kısaca. Dış paydaşları ise dediğim gibi projenin içerisinde olup fakat kurumunuzun, firmanızın dışında yer alan kişiler olarak ifade edebiliriz. Onlarla nasıl iletişim kurulacağı noktasında fiziksel lokasyonun önemi, onu söylemek lazım. İşte ofis mi çalışılıyor, home office mi çalışılıyor, başka bir bina veya ülkede mi, ona göre bir strateji geliştirmek lazım. İletişim teknolojisini dediğim gibi nasıl kurgulayacağımız, bilgi toplama, verme, oluşturma, izleme, ekip içi işlerin takibi için bir third party, işte bir Trello mobil uygulaması olabilir belki, daha faydalanılabilir. İşte veyahut da organizasyonun kendine ait bilgi yönetim sistemi var mı? Buna bakmak lazım. Ki birçok büyük kurumsal yerlerin zaten böyle kendine ait bir bilgi yönetim sistemi vardır. Bunlar zaten siz isteseniz de istemeseniz de bundan faydalanmanız sizden istenir. Standartizasyon anlamında, teklif anlamında da bunu kullanmak hakikaten fayda sağlayacaktır. Bilgi paylaşımı ve saklaması için kullandığınız ortamlar var. Neler var? İşte bir SharePoint portal olabilir, başka bir portal olabilir, ortak klasör paylaşımı olabilir. Belki Confluence gibi bir işbirliği aracı olabilir. Bunlardan faydalanıyoruz iletişim sağlarken yine. Doğru zamanlama çok önemli iletişim sağlarken. Kiminle, ne kadar sıklıkla, ne iletişim sağlayacağız noktasında doğru zamanlamayı gözetici olmak lazım. Kullanılan dil yine çok önem arz ediyor. Çok uluslu bir proje ise işte İngilizce ana dil şeyidir. Ortak dil olarak İngilizce tercih edilebilir. Veyahut da dış yarışmalarımızda, dış temaslarımızda İngilizce, Almanca, Türkçe'nin dışında başka dil kullanıyor olabilirsiniz. Fakat işte firmanızın içerisinde dair Türkçe tercih ediyor olabilirsiniz. Kültürel ve bireysel farklılıklar bu noktada göz önünde bulundurulmalı. O temas ettiğiniz kişinin hangi ülkeden, hangi kültürel, hangi dinsel özellikleri barındırdığını dikkate alıp ona göre belki yaklaşmak lazım. Bunun dışında belirsizliklerin ve karmaşıklığın fazla olması durumunda veya işte sık sık bir yazılım projesi, bir IT bilgi işlem projesi düşünün, sık sık production'a, canlıya çıkma ihtiyacı var ise, işte önümüzde göremiyor olabiliriz, değişim istekleri potansiyel olarak fazladır. Böyle bir durumda işte küçük küçük tekrarlanabilir. Aslında ben içerik yöntemi biraz tariflemeye çalışıyorum. İçerik yaklaşımı biraz tariflemeye, beslemeye çalışıyorum burada. Küçük küçük tekrarlanabilir. İteratif diye ifade ediliyor burada. Ve üst üstüne koyarak artırım, incremental diye söyleyebiliriz. Adımlarla ilerlememiz gerekebilir. Bu duruma bilgi iletişim sıklığı, bu durumda bilgi iletişim sıklığı daha fazla gerekebilir. Tekrarlanan ve artırımlı ilerleme ihtimalimizin olduğu durumlarda. Bunun için de ne yapıyorsunuz dediğim gibi az önce çok kısa bahsettim. Belki Scrum'la ilgili bilginiz sahibi olanlar vardır aranızda, eminim vardır. Dediğim gibi günlük Scrum daily toplantıları olabilir bu. Scrum planlama toplantıları, zaten her gün yaptığınız 15 dakikalık Scrum daily toplantısı zaten size bu imkanı sağlayacaktır. Az önce saydıklarım stratejiyi oluştururken göz önünde bulunduracağımız maddeler diye özetleyebiliriz. Stratejiyi oluşturduk, geliştirdik. Elimizde bir strateji var. Sonrasında bunun implement edilmesi, yani hayata geçirmesi kısmı var. Planlama sürecinin çıktıları ile birlikte aslında geliştirilen stratejiyi hayata geçiriyoruz. Birazdan ufak ufak detaylarına giriyor olacağız. Bilgi toplama dedik, bilgi oluşturma, bilgi yayma dedik. Bunu nasıl, bilgi yaymayı nasıl yapıyoruz? Mail ile yapıyoruz. İşte çevik yaklaşımlarla yönetiyorsanız belki bir board, bir beyaz tahta da aslında sizin bilgi yayıcınız olarak kullanılabilir. Bir sunum vasıtasıyla yayabiliyoruz. İşte bir web portalden pull etmek suretiyle bilginin pull edilmesi diye bahsedeceğiz. Web portal, bir portal üzerinden, bir internet sayfası üzerinden bilginin çekilmesi şeklinde bir bilginin yayılması söz konusu olabilir. Raporlarla yayabiliyoruz, mail ile olabilir, başka şekilde olabilir. Eğitim, seminer, bunlarla bilgi yayabiliriz. Bilgilendirme toplantıları düzenleyebiliriz. Değerlendirme toplantıları düzenleyebiliriz. Teknik toplantıları tanımlıyoruz. Yine bunlarla aslında bunlar bizim stratejimizin implemente edildiği kısım olarak söyleyebiliriz. Bilgi depolama kısımları için
nerede yapıyoruz dedik. İşte ortak alanlarda bir bulut hizmeti olabilir belki. Bugün sıkça kullanılıyor. Bulut hizmetinden faydalanabiliriz. Web sitesi portal diye ifade ettik. Bilginin yeniden oluşturulması, yönetilmesi, izlenmesi gerektiğinde gerektiği durumları da kapsar. Web stratejinin implemente edilmesi, uygulanması. Başka bir görsel. Tam burada 2, 4, tam 6 tane görseli bir araya getirdim aslında. Birinci görsel, burada aslında bilgi exchange of information, yani bilginin değiş tokuşunun gönüllü, bilinçli veya bilinçsiz, gönüllü veya gönüllüsüz diyelim. Daha bilinçli veya bilinçsizlemek sanırım daha güzel bir yaklaşım olur. Paylaşılması diye ifade ettik aslında. Birinci görselde written form diye bahsettiğimiz şeye karşılık geliyor aslında, yazdığımız ifadeye karşılık geliyor. Hem sözlü hem yazılı olarak proje iletişim yönetimi yapabiliriz. İkinci görselde aslında şimdi mimikler, ben bunun yanına şey jestler olarak ifade ediyor. Hem yani mimikleri de koyuyorum. Jestler ve mimiklerle ifade edebiliriz. Üçüncü resim işte formal informal, yani resmi ve gayri resmi şekilde bilgi değişimini sağlamamız mümkün. Bunlardan bahsedeceğiz. Dördüncü resimde işte doğru kelimelerin seçilmesiyle iletişimi sağlayacağız. En alttaki resim herhalde bir küçük bir arkadaşımızın çizdiği resim. Birinci resimde ne yaptı bilmiyorum ama bir at onun çizimi. Yani aslında resim ve fotoğraflar diyebiliriz. İletişim, bilginin duygu, düşünceler, yönergeler, talimatlar dedik. Her neyse dedik. Aslında bilinçle de istemeyerek taşınması dedik. Fiziksel veya elektronik olabilir. Yazıdan bahsediyorum. Sözlü, yüz yüze veya uzaktan olabilir. Şu anda yaptığımız gibi. Resmi veya gayri resim dedik. Resim yazışmalar olabilir. Örnekler vermeye başladım bunlarla ilgili. Sosyal medya üzerinden olabilir. Jestler, mimikler dedik. Buna fonlamayı da katabiliriz belki. Medya ve ortam dedik. Resimler, çizimler diye ifade ettik. Kelime seçimlerimiz önemli. Bir fikri ifade etmek için kullandığımız farklı kelimeler söz konusu olabilir. İçerik aktiviteler, proje iletişim yönetiminde. PMI bunu Pinback'ta şu şekilde özetlemiş aslında. Yine farklı görsellerle eşleştirmeye çalıştım. Internal, external az önce izletmeye çalıştım. Projenin içerisinde yer alıp kurum veya firmamızın içerisinde yer alan iç temaslarımız bizim iç paydaşlarımız olarak ifade edilebilir. Dışarıdaki bu vendor olabilir. Tedarikçi olabilir. İşte belki işte Oracle olabilir, Microsoft olabilir, SAP olabilir, Dell olabilir bilmiyorum. Onların bir Türkiye sorumlusu olabilir. Başka proje veya organizasyon olabilir. Kamu kurum ve kuruluşlar olabilir. Bir karayolları ya da telekom projesi yapıyorsunuzdur. Onlarla temas etmeniz gerekebilir. Bunları da dış paydaş olarak aslında tanımlayabiliriz. Bir banka olabilir. Keza aynı şekilde. Formal ve informal, yani resmi ve gayri resmi dedik. Raporlar dedik. Sözleşmeler dedik. Düzenli ya da düzensiz yapılan resmi toplantılar yine bu resminin altına, formalin altına düşebilir. Resmi paydaş bilgilendirmeleri, briefingler veya sunumlar da yine bunun altına koyabiliriz. İnformalin altına ise işte e-mailler dedik, sosyal medya, portaller, web siteleri dedik. Gayri resmi veya off the record diye aslında bahsettiğimiz kayıt dışı, ayaküstü konuşmalar bunun içine girebilir, tartışmalar girebilir. Onun dışında hiyerarşik odaklar olarak ifade etmiş PMI. Paydaşların proje takımına kıyasla pozisyonunu iletecek olan mesajın formatını ve içeriğini etkileyecektir aslında. Bu da şeyin pozisyonuna bağlı. Üst yönetimse eğer bu bahsettiğimiz pozisyon daha resmi bir yaklaşım sergileyebilecekken takım seviyesinde veyahut da sizin bir peer'ınızdır. İşte sizin seviyenizde bir proje yöneticisidir. Onun iletişim kurarken gayri resmi bir iletişim yöntemini seçmek durumunda ya da seçmek durumunda olabilirsiniz. Evet. Onun dışında official ve unofficial diye bir şey ifade var.
PMI'nin ifadesinde. O official için daha aslında net anlaşılsın diye bu sol alt köşeye koyduğum EuroLeague'in resmi sponsorları görseli. Onu ifade etmek adına bunu koymuş oldum. İşte yıllık, aylık raporlar, yasal raporlar bunun içine girebilir. Unofficial olaraksa proje takımı, takım üyeleri, paydaşlarıyla yapılan, kurulan ilişki bağları, işte belki bir yemek, yediğiniz bir yemek, içtiğiniz bir kahve, belki bir sosyal aktivite, belki bir bowling oynuyor olmanız, buna da unofficial olarak ifade edebiliriz. Yazılı ve sözlü bunu ifade ettik. Tekrar üstüne durmayacağım. Şimdi de bilgiyi dağıtıyoruz, iletiyoruz. Haftalık, aylık değerlendirmeler yapıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz toplantılar şeklinde. Bilgi verme amaçlı eğitim veya kısa sunumlar gerçekleştiriyoruz. E-mailler atıyoruz. WhatsApp, Trello, işte Slack kullanıyoruz. Başka uygulamalar kullanıyoruz. Confluence, SharePoint paylaşım ve işbirliği araçları kullanıyoruz. Toplantı notları, statü raporları, performans raporları, faaliyet raporları, bilgilendirme mailleri atıyoruz. Duyurular yapıyoruz. Analiz raporları belki paylaşıyoruz. Analiz teknik mimari dokümanları paylaşıyoruz. Tasarım dokümanları yine paylaşıyoruz. Onun dışında projeyi ecel yaklaşımlar yönetiyorsanız, işte daha önce takım board'unu ile bilginin iletebildiğinden bahsettik. Konuşmadığımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi proje iletiminde, proje iletişiminin yönetiminde 5C'ler diye ifade etmiş. Ne ifade ediliyor? Nedir bu 5C? Proje iletişiminde bazen aslında yanlış veya eksik anlaşılmalar olabiliyor. Ya da etkisiz iletişim oluyor. Bunun azaltılabilmesi için yazılı iletişimin 5C modelini, 5C modelinden bahsediliyor. Bunlar neymiş? Onlara bakalım. Doğru gramer ve heceleme yapısı, kısa özlü ifadeler ve bunlara ilaveten gereksiz yere kullanılan fazla kelimelerden kaçınılması diye ifade edebiliriz ikinci maddeyi. Net ifade edilen amaç ve tam da ihtiyacı hitap eden ifadeler olmasının gerekliliği. Tutarlı, mantık akışı içerisinde yer alan düşünceler. Sözcük ve düşünce akışının kontrollü olması diye özetlersek herhalde yanlış olmaz. Şimdi burada çok güzel, çok kısa yine iki tane video izlemenizi istiyorum. What can I get started for you today? Smash sale! What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs? Awesome. Now, I love the Beatles. They are my life. So good. Assassination. Abraham Lincoln. Gun. Shoot. Oh, yeah. 3 shots. All right. So, 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. It's going to be 68-12. Evet. Burada non-verbal iletişimin nasıl gerçekleştiğini ya da gerçekleştirmediğini görmüş olduk aslında. Kısa bir video daha izlettireceğim.
Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät, das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar? Soru olabiliriz. Bir tane soru görüyorum aslında. Şebnem Helbacıoğlu yazmış. Proje yöneticileri insan psikolojisi ya da insanı anlama eğitimi alıyor mu? Ben hiç duymadım. Almaları gerekir mi? Evet. Yani almalarında mutlaka fayda var. İnsanı anlamak önemli. Proje yöneticisi, hatta bir görsel vardı proje yöneticisiyle ilgili. Belki siz de görmüşsünüzdür. Proje yöneticisini böyle Superman kıyafeti içerisinde tarif eder. Hakikaten bir proje yöneticisinin olması gereken teknik hani özelliklerinin yanında bu soft skill'leri diye konuşacağız. Çok fazla olması gereken özelliğini tarifliyor. PMI de bu şekilde ifade ediyor. Özel bir ilgi ve yeteneği yoksa bu işleri nasıl yapar? Evet, özel ilgi ve yeteneği yoksa bu işleri yapması hakikaten zor. Zaman içerisinde aslında devamlı kendini geliştiriyor olması lazım. Bir takım şeyler ekleyebilmesi lazım. Çabalaması lazım bunun için. İletişim çok önemli. Aynen Kıvanç Bey. Söylediğiniz çok doğru. Hep ısrarı altını ben sürekli çizmeye çalışıyorum. İletişim yönetimi aslında bu, hatırlarsanız 10 tane alandan bahsettik sunumun başında. Bunlardan en zorlarından bir tanesi. Bunu başarıyla yönetebiliyor olmak, iletişimi, proje iletişimini başarıyla yönetebiliyor olmak, bunların içerisindeki en zor olanlardan bir tanesi diyebiliriz iletişim için. Soft skill'leri konuşacağız. Değineceğim ben çok hızlıca, kısa. İsterseniz yavaş yavaş devam edelim. Teknik bilgi, soft skill, Ünsal Atasaray'ın bir sorusu var. Teknik bilgi, soft skill dengesini nasıl sağlamalı? Ben kendim de elektronik mühendisiyim. Sunumun başında ifade ettim. Fakat tabii istediğiniz kadar sizin teknik bilginiz iyi olsun. Salt teknik bilgi yetmeyeceği gibi teknik bilginin avantaj sağlayacağı kesin, diğer teknik bir alanda proje yöneticiliği yapıyorsanız. Fakat yeterli değil. İletişiminizin de kuvvetli olması lazım. Dediğim gibi az sonra konuşacağız. Şimdi soft skill'lere girmek istemiyorum. Her birinin her gün aslında üzerine bir şeyler koyarak soft skill anlamında kendinizi geliştiriyor ve uyum sağlıyor, adapte oluyor olmanız lazım yeni gelişmelere. İşte insan psikolojisinden anlıyor olmanız lazım. Hiç kolay değil. Fakat vazgeçmeden bunları birer birer edinme yolunda çabalamak lazım. Ben yıllarca şöyle bir şey anlatayım size. Yıllarca işte devamlı ben işte elektronik mühendisiyim. İşte donanım eğitimleri aldım. İşte yazılım eğitimleri aldım. Hep teknik eğitimler aldım yıllarca. Bazen şey gelirdi. Kurumumuza bir işte bir soft skill eğitmeni gelirdi. İşte zaman yönetimi anlatırdı. İşte ne bileyim böyle bir o an için bize hafif gelen, böyle bir tabir kullanmış olayım. Bir takım sunumlar ya da eğitimler verilirdi. Ben de direkt işte mühendis kafası derdim ki bu ne ya derdim. Teknik olmayan bir şey. Bunlar havacı var. Boş işler bunlar diye ifade ederdim. Ama aradan yıllar geçti. İnsanlar değişiyor. Yıllar sonra diyorum ki ya ben tamam bir sürü teknik eğitim aldım. Onu öğrendim, bunu öğrendim ama aslında anlıyorum ki bir mühendis olarak soft skill anlamında aslında bilmediğim, öğrenmem gereken de çok şey varmış. Bunu fark ettim ve artık şu an bugün itibariyle o şekilde bakmıyorum daha önce baktığım gibi. Artık soft skill'lere de daha pozitif, daha öğrenmem gerekli düşüncesiyle yaklaşıyorum. Sizlere de böyle yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Peki, yani ne önemli? Yani kırmızı yanı aslında. Evet. Aynen öyle. Yani iletişimi tek başına düşünmemek lazım. İletişim aslında işte paydaş yönetimiyle iç içe, işte tedarik yönetimiyle de iç içe iletişim her noktada var.
Sadece aslında bunu tek başına bir modül olarak düşünmemek lazım. Diğer tüm alanlarla da olan temasını, tüm o her an diğer kalan 9 iletişim alanıyla olan temasını da unutmamak lazım iletişimde. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Biraz keyfimiz de yerine gelmiş oldu. Biraz dikkatimizi toplamış olduk diye tahmin ediyorum ki eğlenceli bir video, umarım beğenmişsinizdir. Bu az önce bu iletişim yönetiminin 5C'sinden bahsettik. Bunlara ilaveten bunları neyle destekleyebiliriz? Aktif dinleme, çoğumuzun yapmadığı ya da zaman zaman yaptığı, işte kültürel ve kişisel farklılıkların bilincinde olmak, bir Hintli olabilir karşınızdaki, uzak doğu olabilir, Avrupalı olabilir, işte Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, dindar olabilir, ateist olabilir, deist olabilir, spora, sanata düşkün olabilir, başka hobiler olabilir. Bunları anlayabilirsek avantaj yaratacaktır. Paydaş beklentilerini belirlemek, karşılamak, yönetmek. Kim yakın ilgi ister, kim istemez. Mesela hiç unutmuyorum. Bir projemde işte üst düzey yöneticilerimizden bir tanesi şöyle bir söyleme olmuştu bana. Mesela ben her seviyede her toplantıya, her seviyedeki insanları özellikle çağırmıyorum ki onların değerli vakitlerini ya da onları ilgilendirmiyor ise vakitlerini çalmayalım. Fakat şöyle bir söylem duymuştum üst düzey yöneticimizden. Bu şekilde yaklaşırsan yani daha düşük rütbelerde top çeviririm düşüncesiyle yaklaşırsan, projeyi böyle geçiştirmeye kalkarsan çok yanılırsın gibi bir ifadesi olmuştu. Bunu hiç unutmuyorum. Ben de tam tersi estağfurullah demiştim karşılığında. Tam tersi bunu sizin değerli vaktinizi bu tarz küçük ya da sizin vaktinizi almaması gerektiğini düşündüğüm işlerle geçirmemesi için sizi çağırmıyorum ama istiyorsanız bundan sonra için hay hay çağırırım diye söylemiştim. Böyle bir tecrübem olmuş açıkçası. Yani doğru insanları doğru şekilde vaktini almamız gerektiğini düşünüyorum. Koçluk, motivasyon sağlama, uzlaşma, çatışma yönetimi gibi yetenekler, işte soft skill'lerin geliştirilmesiyle birlikte bunları destekleyebiliriz. Buna yönelik eğitimler alabiliriz. Sistematikleşmesi ve otomatikleşmesi güç olan yetenekler bunlar. Ayrıca liderliği ve yaratıcılığı da tanımlayan yetenekler. Ölçülmesi en zor olanlar da bunlar aslında. Başka bir deyişle hard skills diye adlandırılan yetenekler bir testle aslında ölçebiliyorken bunları soft skill'leri kolay kolay ölçmemiz mümkün değil. Hatta ölçemiyoruz maalesef. Kimin matematiksel yetenekleri en iyi? Bunu belirlemek kolay. Ama diplomasi ya da inovasyon açısından kim en iyidir? İşte bunu belirlemek hakikaten hiç de kolay değil. Hatta zor. Her ne kadar proje yöneticisi iletişim yönetimine çok dikkat etmesi gerekse de çok fazla iletişim kanalı olduğunda bu pek de kolay bir iş değil arkadaşlar. İletişim kanallarının sayısının hesaplanması gibi bir formül var. Şu şekilde hesaplayabiliyoruz. Bunu hatta PMI, PMP sınavlarında da soru olarak yöneltiyor adaylara. İşte en şey paydaşların sayısı olsun şekli görüyorsunuz hepiniz. En soldaki şekilde işte 3 tane 3 kişi var, 3 tane paydaş var diyelim. 3 tane de kanal söz konusu, iletişim kanalı söz konusu. Fakat ne zamanki paydaş sayısı artıyor gördüğünüz üzere ikinci resimde, iletişim kanalında sayısı arttığı için iletişimin kompleksitesi yani karmaşıklığı artıyor aslında. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. NCC iletişim kanalının sayısı olsun. Formülümüz işte gördüğünüz üzere paydaş sayısı çarpı paydaş sayısının bir eksiği. Bunu da ikiye böldüğünüzde aslında iletişim kanalının sayısını hesaplamış oluyorsunuz. Örnek üzerinden gidersek soldaki örnek 3 kişi. İşte baktığınızda 3 tane kanal net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci örneğe baktığınızda 6 paydaştan söz ediyoruz. Burada da gördüğümüz üzere 6 çarpı 6 eksi 1 bölü 2 tam 15 tane iletişim kanalı söz konusu. 15 tane iletişim kanalının 3 tane iletişim kanalına göre ne kadar daha kompleks bir durum oluşturacağını sanırım hepimiz farkında olabiliriz, farkına varabiliriz. Şimdi bir tane soru yazsın arkadaşlar. PMP örnek, PMP sorusu.
bir tane IT projesi olsun. Ben de kendim IT firmasında çalıştığım için bunu tercih ettim. Proje yöneticisine 7 tane proje yöneticisi 7 paydaşla çalışıyor. 2 tane yeni paydaş eklendiğini düşünün projeye. Kaç tane yeni iletişim kanalı eklenmiş olur? Soru bu. Bununla ilgili cevaplamak isteyen var mı? Soruyu anladım herkes. Cevaplamak ister misiniz? Ben cevapla ilerleyeyim mi? Birazdan sizin sorunuzu cevaplayayım Nuran Öpalak. Cevaplar geliyor. 15, 17. Proje yöneticisi 7 tane paydaşla çalışıyor IT projesinde. 2 tane daha paydaş ekleniyor. Kaç yeni kanal, iletişim kanalı eklenmiştir? Soru bu. Önce tabii mevcut durumdaki iletişim kanal sayısını bulmak lazım. Tekrar dönüyorum. Önce mevcut durumda kaç dedik? 7 tane, bir de proje öncüsü vardı arkadaşlar. Onu göz ardı, onu şey yapmamız lazım, dikkat almamız lazım. 7 artı 1, toplam 8 paylaş diyebiliriz proje öncüsüyle birlikte. Birinci durumda. Ve iletişim kanal sayısını hesapladığımızda 28 olduğunu göreceğiz. İkinci duruma geçiyorum. 2 tane yeni paydaş eklendiğini görüyoruz. Toplam paydaş sayımız 10'a çıktı. Bu sefer iletişim kanal sayımız 45 oldu. Aradaki farkı hesaplayacak olursak da 17 tane yeni iletişim kanalının oluştuğunu, eklendiğini görebiliriz. Bunu tabii şuna dikkat etmek lazım az önceki soruda arkadaşlar. İçinizden PMP sınavına katılmayı düşünen var mıdır bilmiyorum ama burada düşünmemiz gereken şöyle birin mesela az önceki soruda bir proje yöneticisinin kendisi var diyor 7 tane de şeyden bahsediyor. Dolayısıyla proje yöneticisini de hesaba katmak lazım hesaplarken 7 artı 1 8'i düşünüyor olmak lazım fakat bazen proje yöneticisinin de içinde olduğu şekilde soru gelebiliyor. O zaman istediğim gibi şu artı 1'i eklememize gerek olmayacak. Şimdi geçmeden önce bir soru vardı. Ben ona bakmak istiyorum. Nuran Hanım, iş yerinde için emniyetinden ilgisini tümle kısmında resmi bir dille başlattığım için karşı tarafta aynı karşıya bulmamasıdır. Bu konuda öneriniz olur mu? Bunu biraz daha açmanızı isteyebilirim Nurhan Hanım. Burada aslında hani bir strateji oluşturuyoruz dedik ya şeyin projenin başında. Bu stratejiyi oluşturmak nasıl oluşturduğumuz çok önemli. Kimle, nasıl, ne şekilde, ne zaman temasa geçeceğimiz diye önem kazanıyor diye söylemiştik. Hatta burada bir stakeholder register diye bir kayıt listesi var. Paydaş listesinin kaydını yaparken hangi paydaşların olduğunu, belki proje paydaşlarıyla edinebildiğimiz bilgileri de buraya eklememiz bizim aslında daha sonrasında onlarla nasıl iletişime geçeceğimiz noktasında bize fayda sağlayacaktır. Paydaşları tanıyabiliyor olmak, tanıyabildiğim ölçüde tanıyabiliyor olmak çok önemli. Dediğim gibi benim kendi her projemin başında, gerçi bazılarını tabii tanımıyoruz, bazı insanları proje tanı çıktı ilk defa çünkü karşılaşıyoruz vesaire. Ama bazılarını önceki projelerden biliyor oluyoruz. O zaman onları ben ya başında boş listem varsa bir izleme listesi oluşturarak takip ediyorum. Ona göre yaklaşıyorum ya da eğer yeni tanıyıp tecrübe ediyorsam da ona göre bunu şöyle izlemek lazım, şuna dikkat etmek lazım, bunun şöyle tavırları var, bak şuna dikkat etmek lazım. Öyle değil, böyle yaklaşmak lazım, şu iletişim kanalını kullanmak lazım. Şu sıklıkla bildirim veyahut da temasla bulmak lazım gibi kendimce notlar alıyorum. Bunların fayda sağladığını açıkçası görüyorum kendi adıma. Belki biraz daha tanımakla olacak bir iş. Karşıdaki temas ettiğiniz kişiyi tanıyormanız, ne kadar tanıdığınızla alakalı farklılık olabilir. Bir gelişme sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Nurhan Hanım bir şeyler yazıyor. Okey. Devam ediyorum arkadaşlar. Eğer Nurhan'ın yazdığı gibi bir şeyler yoksa. Devam edelim. Proje iletişim yönetimi. Şimdi süreçlere geldik arkadaşlar. PMBOK 6 üzerinden
referansımız Pinback 6. Henüz yedisi çıkmadı. Pinback yani proje yönetim kitabımızın, kaynağımızın, PMI'nin bize sağlamış olduğu son versiyonu. Bir genel resim var. Proje iletişim yönetimiyle ilgili. Overview olarak paylaşmış bu ekranda. Nedir bu? Sunumun başında ifade ettim. 3 tane sürecimiz var burada. 5 tane farklı süreç grubuna karşılık geliyor bunlar farklı farklı ama 3 tane olduğu için tabii 3 farklı süreç grubunun içerisinde yer alıyor diye ifade ettik. Bir tanesi ilki planlama süreç grubunda, ikincisi yürütme süreç grubunda, üçüncüsü ise kontrol ve izleme süreç grubunda diye sunumun başında ifade ettim. Birincisiyle başlayacağız. Yani önce iletişimi planlayacağız arkadaşlar. İletişim yönetiminin planlamasıyla başlayacağız. İşte bu hep PMI bu şekilde tarifliyor aslında süreçleri. Bir inputlar serisi var, bir takımı var. İşte kullandığımız teknikler ve araçlar var. Ve bunların neticesinde de bunların çıktıları olacak. Nedir işte ikinci resimde iletişim yönetimini konuşacağız. Az önce planladığımız iletişimi bu sefer hayata geçirmesi üzerine değineceğiz. Son olaraksa bu iletişimin yani hayata geçirdiğimiz iletişimin izlenmesi noktasını konuşacağız. Yavaş yavaş ilerleyelim. Birincisi, iletişim yönetiminin planlanması. Ben her şeyde, bu slide'in başında aslında output'larını verdim öncelikle ama teker teker input, işte tool'lar, araçlar, teknikler ve output'larını konuşuyor olacağız. Bu sürecin çıktılarından en önemlisi, yani planlama, iletişim yönetiminin planlanması sürecinin çıktılarının en önemlisi proje iletişim yönetim planı adı üzerinde. Çünkü onun üzerine bunu yapmaya çalışıyoruz. Proje iletişimini planlamaya çalışıyoruz zaten ki çıktısı da tabii doğal olarak proje iletişim yönetim planı olacaktır. Kabaca kimle, neyin, nasıl ve ne zaman iletileceğini tanımlıyoruz bu iletişim planında. Kuruma, şirkete dair çevresel faktörleriyle doğrudan çevresel faktörlerle doğrudan ilişkili bu süreç. Çünkü kurumun ya da şirketin yapısı proje iletişim gereksinimlerini doğrudan etkileyecektir. Gelin biraz daha yakından bakalım. Mevcut organizasyonel varlıkları göz önünde bulundurarak projenin ve proje paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun olarak bir proje iletişim yaklaşımı ve proje iletişim planı oluşturulması aşamasıdır. Az önce strateji oluşturmuştuk. Şimdi iletişim planını oluşturacağız. Strateji üzerinden geliştirerek proje iletişim planını oluşturacağız. Proje yaşam döngüsünde genellikle projenin erken aşamalarında oluşturulur. Bütün projelerde proje ile ilgili bilgileri paylaşma ihtiyacı mevcuttur. Fakat bilgi ihtiyaçları ve dağıtım yöntemleri farklılıklar gösterebilir. Buna ilaveten bilgi saklama, edinme yöntemleri de projeden projeye farklı şekilde ele alınması gerekebilir. Düzenli olarak izlenmelidir. İhtiyaç duyulması durumunda ise bu süreç tekrarlanarak gerekli güncellemeler yapılmalıdır. Güncel bir örnek vereyim. Malum şu an işte malum COVID-19 salgını devamlı kulağımızda COVID-19 her gün böyle defalarca duyuyoruz. Ben de bir kez daha istemeden de olsa tekrar etmiş olayım. Bu salgın sebebiyle ofisten çalışıyoruz şu anda. Ofisten çalışıyorken daha önce şimdi evden çalışıyoruz. Tabii bu da bizim birçok iş yapış şeklimizi uçtan uca etkilemiş durumda. Bunlardan önemlilerden bir tanesi tabii iletişim. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Daha önce ifade ettim. Daha önce 100 iletişim kuruyorken belki de şimdi artık iletişim stratejimizi, iletişim planımızı, strateji ve iletişim planımızı güncellemek durumundayız. Bunu ben de güncellemek durumunda kaldım. Ben güncelledim kendime göre. Farklı farklı ben de her gün nasıl daha iyi yapabilirim noktasında aslında evden çalışıyorken bunu şöyle yapsam daha iyi mi olur diye aslında burada güncellemeye, geliştirmeye, çalışmaya devam ediyorum. Bunun üzerine kafa yoruyorum. Şöyle yaparsam şöyle toplantı yapmak durumunda kalıyoruz yine. Video konferans veya telekonferans oluyor. Bir tool'la birine bağlıyorsunuz. İşte bir takım teknik imkansızlıklar oluyor. Diğer bağlayacağınız kişiyi telefonla bağlıyorsunuz. İşte Bluetooth'tan ses alıp oradan onu oraya veriyorsunuz. Farklı farklı aslında yapılar, iletişim kanalları açmak durumunda kalıyoruz. Fakat tabii bana sorarsanız yine aynı şeyi söyleyeyim. Yüz iletişim avantajlarından ofiste faydalanıyorken, evlerimizden çalışıyorken bunun dezavantajını yaşıyoruz. Burada yazılı iletişim öne çıkıyor. Telekonferanslar, video konferanslar daha ön plana çıkıyor.
mailleşmeler daha önem kazanıyor. Ofiste çalışıyorken insanlar mailleri daha böyle dikkatsiz göz ucuyla okuyorken şimdi daha dikkatli okumak durumunda kalıyorlar. Çünkü iletişim kanallarınızın sayısı aslında azalmaya başlıyor ve etkinliği belki de azalmaya başlıyor. Dolayısıyla maillerin bana göre daha dikkatli gözden geçirilmesini sağlıyor bir yandan. Proje yönetiminin çoğunluğunun iletişim olduğundan bahsettik hep. Uzaktan çalışma modelleriyle birlikte bana göre proje yönetimi daha da zorlaştığı bir süreci yaşıyoruz. Çünkü iletişim eskisi gibi artık kuvvetli gerçekleşemiyor. Bu adapte olmak için kendi yöntemlerimizi geliştirmeye, adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Önceden daha sık toplantı düzenliyorken daha az toplantı düzenliyoruz. Text mesajlaşmasına belki ağırlık vermek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze diyalog kurmak yerine birlikte oturup kalkabiliyorken, sosyalleşiyorken şimdi artık işte uzak bağlantılarda Zoom işte kullanıyoruz. Belki Webex, Cisco'nun Webex aracını kullanıyoruz. Farklı farklı tool'lar kullanıyoruz. Daha çok telefonla konuşup daha çok dediğim gibi text mesajlaşması yapıyoruz. Bunlardan şimdi yavaş yavaş biraz da detayına girerek bahsetmeye başlayalım. Dediğim gibi iletişim yönetiminin planlanmasını konuşuyoruz şu anda. Birinci maddemiz, birinci süreç maddemiz. İlk input, bu sürece input olarak bir takım maddeler var. Proje başlatma belgesi, işte proje yönetimi, proje dokümanları, kurum veya firma işte çevresel faktörleri diyebiliriz. Organizasyonel süreç varlıkları diye ifade edebiliriz. Proje başlatma belgesini belki daha önceki PMI'den arkadaşlarımın yaptığı sunumlara katılanlar ve hatta bu proje yönetimine ilgi duyan arkadaşlarım bilgisi fikri vardır. Proje başlatma belgesinin ne olduğu ilgili. Ben gene kısaca bahsedeyim. Proje başlatma belgesi bu sürecin girdilerinden arkadaşlar. Kilit paydaş listesini belirler. Aynı zamanda işte paydaşların rollerini, sorumluluklarını da içerir ya da içerebilir. Projenizin değerini ortaya koyar proje başlatma belgesi. Projeniz ve proje yöneticisinin ilgili projede resmi olarak çalışmaya başladığını yetkilendiren belgedir aslında. Bu yüzden de kritik bir belgedir aslında proje başlatma belgesi. Biz mesela kendi kurumumuzda bunu bir proje başlatma mailiyle tüm paydaşlara duyurusunu yaparak bunu gerçekleştiriyoruz. Her projede bunu yapıyoruz. Doküman o kadar önemli ki işte proje başlatma belgesi olmadan dediğim gibi çünkü proje yöneticisinin resmi olarak dediğim gibi bu projede görev aldığını duyurduğu için bu belge olmadan projeye başlanmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim, bunun altını çizelim. Aynı zamanda proje başlatma belgesi resmi olarak projenin varoluşunu kabul eder ve ilan eder. Diğer bir ifadeyle proje başlangıç belgesi olmadan dediğim gibi proje ortaya çıkamaz. Proje yöneticisine proje yürütme yetkisini verir. Yine böyle de bir kabiliyeti var bu belgenin. Çoğu organizasyonlarda, organizasyon şemasında proje ekibi proje yöneticisine bağlı değildir. Bu nedenle proje yöneticisinin ilgili proje atandığını dediğim gibi resmi olarak ilan eder. Tüm paydaşlara, tüm proje paydaşlarına proje hakkında gerekli bilgileri sunar. Projenin anlaşılmasında kilit bir rolü vardır. Projenin başarılı olmasının en büyük kriterlerinden birisi etkin iletişimdir dedik. Paydaşların desteği olmadan da başarı söz konusu olamaz diyelim. Proje başlatma belgesi birazcık daha bahsedeyim. Proje yöneticisi tarafından oluşturulabilir, proje sponsoru tarafından oluşturulabilir. Detaylı zaman maliyet bilgisi ya da tam kapsamlı risk analizi yer almaz. Detaylı planlama aşamasına projeye bu belgenin onaylanması ile geçilir. Proje başlatma belgesi neden gereklidir? Zaten bahsettik. Projenin değer ve öneminin yeterince anlaşılamamasına yol açar. Eğer olmazsa. Çünkü projenin amacı, iş gerekçesi ve getireceği stratejik faydalar onaylanıp proje paydaşlarına ilan edilmemiş olur. Eğer proje başlatma belgesi olmaz ise. Onun dışında projenin çıktıları, amacı, potansiyel riskler, işin gerekçesi, proje yöneticisinin sorumlulukları, işte kabul kriterlerinden bahsedebilir. Bunlar hepsi olur demiyorum, olabilir diyelim. Ama genelde bunu içerir. Kısıtlar, varsayımlar, işte milestone'lar dediğimiz temel taşları içerir. Biz bunu özellikle içermesine
fikir ediyoruz. Proje paydaşlarının ilan edildiği doküman dedik, demiştik. Proje paydaşlarını ortak paydada buluşturur, fikir çatışmalarını ortadan kaldırır ve proje yönetimini yetkilendirdiği için de otorite eksikliğini ortadan kaldırmış olur. İkinciye geçelim, yeterince konuştuk başlatma belgesiyle ilgili. Proje yönetim planı. Projenin başarıyla tamamlanabilmesi için planlamasının yapılması ve plana uygun olarak da yürütülmesi. Bu doğrultuda izleme ve kontrollerinin yapılması gerekir. Bunun için proje planına ihtiyaç duyuyoruz. Yapılacak planlamanın nasıl olması gerektiği proje yönetim planında ve onun alt planlarında belirtilir. Alt planlar nedir? 10 tane proje yönetim alanından bahsettik. Proje sunumun başında kapsam 10 tane proje yönetim alanı nedir? İletişim yönetiminin dışında yani 9 tane daha var diye söylemiş olalım. Kapsam yönetimi, işte gereksinimler alanı yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetim planı, kalite yönetim planı, tabii bunları plan olarak söylemek lazım. Kaynak yönetim planı, iletişim yönetim planı, risk yönetim planı, tedarik yönetim planı ve son olarak paydaş yönetim planını kapsar proje yönetim planı. Bunların hepsinin bütününden artı temel çizgilerinin yani baseline'ların ve ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin bir yönetim planı çerçevesinde belirlenmesi ve hazırlanmasıdır diye özetleyebiliriz. Hangi bileşenlerin yer alacağı projenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Tüm proje işleminin ve nasıl yapılacakları belgelenmiş olur proje yönetim planıyla birlikte. Projenin nasıl yürütüleceği, nasıl izlenip kontrol edileceği ve kapatılacağını açıklar. Proje yönetim planının içeriği uygulandığı alan ve veya projenin karmaşıklık düzeyine göre değişir. Detaylı da olabilir, özet şeklinde de olabilir. Netleşen bilgiler doğrultusunda projenin ilerleyen aşamalarında güncellemeler, uyarlamalar yapılabilir. Baseline nedir? Biz önce bahsettik. Proje yönetim planı işte 10 tane alt plandan, 10 tane alanın proje yönetim alanının alt planlarının planlarıyla birlikte temel çizgisinin de ilave edilmesinden bahsettik az önce. İşte ne vardır temel çizgisi? Schedule baseline yani zaman temel çizelgesi vardır. Bu işte ortaya koyduğumuz takvimin aslında onaylanmış halidir diyebiliriz. Yine aynı şekilde kapsam ve maliyet temel çizgileri de vardır diyelim. Proje yönetim planını söyledik. Proje dokümanları yine aynı şekilde bu sürecin girdilerinden kurum içi çevresel kuruma dair çevresel faktörler, organizasyonel süreç farklılıkları bunlardan daha sonra bahsedeceğim için şimdilik üzerinde durmuyorum. İnputları bu şekilde iletmiş olalım. Bir takım araç ve teknikler var. Bu proje iletişim yönetimini planlarken faydalandığımız diyelim. İşte uzman görüşü, müşteri veya sponsorları da içerecek şekilde paydaşlara danışılabilir. İşte organizasyon iletişim teknolojisinin ne olacağı, uzaktan çalışacaksa işte Zoom mu olacak, Cisco Webex mi olacak, işte Microsoft Teams mi olacak? Burada uzmanların veyahut da bu işi yöneten subject matter yani bu konuyla ilgili uzman diyelim, onlardan destek isteği olabiliriz. Organizasyonel prosedürler nelerdir? Bunları danışabiliriz. Kurallar nelerdir? Kurumsal iletişime dair kurallar nelerdir? Bunun işte yeni bir şey başlamışızdır belki. Bunun için danışma alabiliriz. İletişim gereksinimleri analizi diye bir madde var. Faydalandığımız araç ve tekniklerden bir tanesi iletişim yönetimini planlarken paydaşların ihtiyaçlarını belirlemek için yapılabilir bu. Bunun için de işte organizasyon şemasını biliyor olmak önemli. Projeye dahil olan departmanların belirlenmesi, farklı lokasyonlardaki projeye dahil olan kişilerin lojistik ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında buradan destek alabiliriz. Telefon olabilir, bilgisayar olabilir, lojistik ihtiyacı başka ne olabilir bilmiyorum. İletişim teknolojisine geçelim. Hangi iletişim teknolojisini tercih edeceğiz? Toplantılar, yazı dokümanlar, veri tabanları, portaller, web sayfaları dedik, sosyal medya dedik, işte Trello olur, Slack olur. PMI'de biz bir dönem, PMI Türkiye'den görev alırken, daha aktif görev alırken diyelim. İşte Basecamp kullanmıştık. Basecamp gibi bir araç olabilir.
ortak dosya paylaşımı olabilir, bulut hizmetleri olabilir dedik. Video konferans, telekonferans diye bahsettik. Tabii bilginin önemine bağlı burada. İletişim teknolojisinin nasıl belirleneceği, nasıl belirleneceğine dair söylüyorum. Aciliyetine bağlı, teknolojinin erişilebilirliğine bağlı, işte güvenilirliğine bağlı. Mesela Zoom'la ilgili son dönemde biliyorsunuz güvenlik endişelerinden bahsediliyor. Gerçi şimdi bir yamanın çıktığı da söyleniyor. Bunu telafi ettiğimi bilmiyorum ama kullanım kolaylığı, iletişim teknolojisinin proje ortamına, işte ofisten mi evden mi göre değişebilir. İletilecek olan bilginin gizliliğine göre değişebilir. Ne kadar gizli olduğuna göre değişebilir. Buna göre belirlenebilir. İletişim modeli, ondan bahsedelim kısaca. İşte Basic Send Receiver, işte Interactive diye bir takım modeller var. İletilecek olan bilginin gizliliğine göre değişir demiştim az önce. Mesela şu an bir projem var, ondan bahsedeyim size. Bir proje, iki yan proje daha, alt projecik gibi diyelim. Yani üç proje gibi aslında projenin, bir projenin çatısı altında yönetildiğini düşünün. Öyle bir proje yönetiyorum şu anda. Hiçbirimiz sponsoru diyor ki mesela, işte bu işin merkezinde ben varım. Diğer, sizin işte projecik diye tabir ettiğiniz diğer iki proje paydaşları, bizim burada tasarladığımız bir veri analitiği projesi bu. Bizim burada tasarladığımız yapıyı görmesinler, bilmesinler istiyor mesela. Bu da benim tabii modeli oluştururken daha dikkatli, daha farklı bir model kurgulamam, bunu kurgulamaya itiyor. Buna göre bir yapı kurguladım. İşte ona göre mail grupları oluşturdum. Ona göre işte bir araya gelme sıklıklarını belirledim. Nasıl iletişim kuracağımı, kimle ne konuşurken ne konuşmamam gerektiğini ona göre tasarladım. Biraz benim için hakikaten enteresan bir deneyim oldu bu. Proje içerisinde proje ve bir tanesi dediğim gibi diğerine göre gizli yürüyor. Bir taraf diğerinin haberinin olmasını istemiyor. Ama bir taraf her taraftan haberdar olmak istiyor gibi, böyle biraz karmaşık bir durum. Benim ona göre bir uygun iletişim modeli kurmam için beni farklı düşüncelere sevk etmeli değil. Biraz çabalamam gerekli bunun için. Ya bir şey kaçıracağım ağzımdan dedi. Uygun kopmaya değil aslında. İletişim metodu. İnteraktif telekonferans, telefon konuşması, anlık instant messaging dediğimiz anlık mesajlaşmalar, video konferans olabilir, fokus grupları olabilir, işte beyin fırtınası grupları olabilir, push communication diye ifade ediliyor. Nedir bu push communication? Bir mail ile, yani iletişime push ettiğiniz, girdiğiniz iletişim şekli, metodu diyelim. Mail, rapor, bunlara örnek. Pull communication var, işte bir web portalinden, işte bir intranetten, e-learning'den, bir whiteboard'dan, dediğim gibi çevik yaklaşıyorsan oraya, bir whiteboard'da bir beyaz tahta da bir aslında iletişim aracı olabilirsin için bilgi yayıcı bir araç olabilir. Buradan bilgiyi siz pull ediyor olabilirsiniz. Düzenli veya düzensiz yaptığınızda gibi. Kişisel veya takım has yetenekler, yine bunlardan bahsedebilirsiniz. Bunlarla ilgili konuşacağız. Üzerinde şu an için durmuyorum. Başka data representation, bilginin temsil gibi bir madde var. Paydaşların sürece dahil olduğu ve dahil olmasının beklendiği seviyeler üzerinden kıyaslama yapılabilir. Ona göre iletişim seviyesinin artırılmasına karar verilebilir diyebiliriz. Bu paydaş ne diyelim, engagement matrisi var. Yani onu söyleyebiliriz burada. Toplantılar diyebiliriz. Yüz yüze veya uzaktan dedik. Bir sürü araç saydık. İşte GoToWebinar üzerinden şu anda bir sunum gerçekleştiriyor örneğin. Google Presentation diyebiliriz belki. Bunlardan faydalanabiliriz iletişim yönetimini planlarken. Yeterince konuştuk herhalde. Şimdi iletişim modelinden bahsedeceğim. PMI'nin bahsettiği şekliyle. Basic Send Receiver ve Interactive diye az önce bahsetmiştim. İletişimde tabii ki taraf söz konusu, gönderen ve alan, bir taraftan işte gönderen iletişimi, bilgiyi, iletmesi gereken mesajı işte gürültü olmadan, bir problem yaşamadan karşı taraf iletmeye çalışıyor. Alıcı da bunu tabii hiçbir problem yaşamadan doğru şekilde aslında bir kod ederek, yani çözerek algılamaya ve aldığına dair de aslında geri bildirim mesajı vermeye çalışıyor. Yine aynı şekilde herhangi bir gürültüye, herhangi bir engellemeye karşılaşmadan aldım, başarılı bir şekilde ben bunu algıladım diye de geri
bilgi dönmeye çalışıyor. Mesajın kendisi ve nasıl iletildiği, algılandığı, gönderenin ve alanın duygusal durumuna bağlı, background'ına bağlı, kişiliğine bağlı, kültürüne bağlı, bilgi birikim ve iletildiği ortama göre de değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Örneğin bir Türk ve bir Hintli'nin bu şeyin iletişimin iki tarafında olduğunu düşünün. İşte ben yazışıyorum mesela bir projemde şu anda bir Hintli arkadaşlar. Onun işte background'ına göre işte nasıl bir aşağı yukarı kimliğini, kişiliğini, iş yapış şekillerini tahmin ederek aslında iletişim kurmaya çalışıyorum. Bunları dikkate alarak nedir iletişim olarak nedir tasarlanabilir. Burada mesaj gönderen bilginin alıcı açısından bu arada şunu söylemek lazım, düzeltiyorum. Mesajı gönderen gönderenin bilginin alıcı açısından bütün, yani eksiksiz, açık ve net olduğunu da sağlamak durumda olduğunu söyleyelim. Alıcı açısından da açık ve net bir şekilde ve eksiksiz olarak da bu bilginin edinildiğinden emin olunmalıdır demiş olalım. Burada bir takım engeller olabilir. Gürültülü bir ortam olabilir, görsel dikkat dağıtıcılar olabilir, mesafe, uzaklık engeller olabilir, yorgunluk olabilir, kültür problemi olabilir, kullanılan dilin farklılığı olabilir, işte mesaj belki kötü kodlanmıştır, duygu yüklü veya fazla gereksiz sözcükler barındırıyor olabilir, çok hızlı ve yavaş konuşma burada problem yaratabilir, çok fazla bilgi, gereksiz bilgi, şimdi özünün kaçırılmasına sebep olabilir. Lafı fazla dolandırmadan net, kısa, özlü olmakta fayda olabilir. Birleştirmek için ne yapmak lazım? Mesaj alıcı ile ilişkili olmalı. Alakasız bir durumda olmamalı. En basit ve en yalın haliyle iletim sağlamaya çalışılmalı. Mesaj belki parça parça bölünerek iletilmeli. Kilit ve önemli bölümler tekrarlanabilir. Aktif dinleme önemli burada. Söz kesmeden dinlemek yine önemli. İlgili gözükmek yine aynı şekilde önemli. Bunlar da iyileştirmek adına yapabileceğimiz şeyler. Burada da az önce bahsettik. İki verici var, alıcı var. Yani bir taraf mesajı iletiyor, bir taraf mesajı alıyor. Bir ortam söz konusu aralarında. Mesaj iletiliyor ve geri feedback, tekrar geri bildirim ve mesajı başarıyla iletildiği, başarıyla alındığı, algılandığı da geri bildirim vermek suretiyle belirtiliyor. Bir kanal oluşmuş, birebir kanalı gösteriliyor aynı şekilde. Devam edelim. Geldik proje yönetim planının outputlarına. İletişim yönetim planı diye bahsettik. En önemli çıktı. Proje yönetim planında bir parçası olan aslında iletişim yönetim planı. Biraz bundan bahsedelim. Proje iletişiminin etkin bir şekilde işleyebilmesi için nasıl planlanacağı, yapılandırılacağı, büyütüleceği ve izleneceğini tanımlar. Neler içerebilir ondan bahsedelim. Paydaş iletişim gereksinimlerini içerebilir. İletilmesi gereken bilgiyi içerir. Dil hangi formatta, hangi dilde, hangi içerikte, hangi detayda olması gerektiğini söyler. Eskalasyon süreçlerini içerebilir. Bilgi dağıtım sebebini niye söyleyebilir. Bilgi dağıtım ve gerekmiyorsa toplama sıklığını belirtebilir. Bilgi dağıtmakla yükümlü kişiyi söyler, içerir. Gizli bilgi iletmekle yükümlü kişinin kim olduğunu belirtebilir. Gizli bilginin nasıl ele alınacağını söyleyebilir. Bilgiyi kimlerin ne şekilde dediğim gibi neye ve hangi beklentiye göre alacağını belirtebilir. İletişim teknolojisi, neyi sosyal medyada defalarca konuştuk. Bilgi iletişim için ayrılmış bütçe ve zaman yine belirtilebilir. Proje ilerledikçe de gerektiğinde iletişim yönetiminin güncellenmesine yönelik yöntemlerin ne olacağı, işte belki paydaşlar değişiyordur. Buna göre güncellemeler yapılabilir. Genel terminoloji sözlüğü belki içerisinde dahil edilebilir. Herkesin aynı dili konuşması adına. Rapor listeleri, toplantı notları, toplantı notlarının ne şekilde, hangi formatta olacağı, yasal zorunluluklar veya engeller, iletişime dair ortaya konulmuş standartlar, hangi standartları iletişim kuracağımız, şablonlar, yazılımlar, programlar, ortamlar diyelim. Proje dokümanları,
Bu yine iletişim yönetiminin planlanması sürecinin çıktılarından bir tanesi. Gereksinimler dokümanı olabilir. Proje dokümanlarından bahsediyorum. Paydaş kayıt defteri, yani hangi paydaşların bu proje içerisinde yer alacağının tutulduğu defter diye ifade edelim. Bir de liste diye ifade edelim. Paydaş listesi ve paydaşlarla kurulacak olan iletişim aktivitelerinin planlanmasını içerir. Paydaş kayıt defterini söyledik. Bir de ne olabilir? Problem kayıt defteri olabilir. Proje dokümanlarının içerisinde bunların güncellenmesi söz konusu çıktı olarak. Şimdi bir sorumuz var arkadaşlar. Soruyu göstereyim ben size. Aşağıdakilerden hangisi iletişim yönetiminin planlanması sürecinin inputlarından değildir? Az önce bahsettik. Örnek bir PMP sorusu diyelim. Kuruma dair çevresel faktörler, organizasyonel süreç varlıkları, bilgi toplama teknikleri ve proje yönetim planı. Cevaplarınız var mı bununla ilgili? Herkes burada mı? Beni dinleyebiliyor musunuz? Sıkılmadınız değil mi bu arada? Soruyu dinleyebildiniz mi? Var mı cevabınız? Melike Hanım'ın bir sorusu var. Onu vakit varsa cevaplamaya çalışayım. Herkes C demiş. Sıkılmadık. Süper. Hemen sorunun cevabına bakalım o zaman. Bakalım neymiş. Bahsettik. Küresel faktörlerden bahsettik. Evet, sorunun cevabı C. Hepinize teşekkür ederim doğru cevabınız için. Devam ediyorum. Geldik 3 süreçten ikincisine. İletişimi planladık. İletişim planımızı ortaya koyduk. Şimdi artık sahaya inme vakti, iletişim yönetilmesi. Nasıl ve ne şekilde iletişim kuracağımızın planını yapmıştık, faaliyete geçiriyoruz. Bu süreç proje ile ilgili bilgilerin uygun şekilde toplanması, oluşturulması, dağıtımı, yayılımı, depolanması, üretilmesi, yönetilmesi faaliyetlerinin bütününü kapsar. Bilgileri toplamak, iletişimi tesis etmek ve dağıtımı yapmak suretiyle paydaşların düzenli olarak proje ile ilgili olarak güncel kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok kritik bir şey arkadaşlar hakikaten. Eğer paydaşların proje ile ilgili bilgiler noktasında güncel olmasını temin edemezseniz projenin başarısı ile ilgili olası problemler yaşama ihtimaliniz çok yüksektir. Bu süreç daha önce bahsettik 5 tane süreç grubundan bahsettik. Yürütme süreç grubunun altına düşüyor. İletişimin başarılı bir şekilde yönetilmesiyle birlikte proje takımı ve paydaşlar arasında etkin bir bilgi akışının oluşması sağlanmış olur. Bütün proje boyunca sürekli icra edilen bir süreçtir. Bu süreç sayesinde proje takımı ve diğer paydaşlar arasında etkin bir şekilde bilgi akışı sağlanmış olur. Süreç sonunda iletişim yöntemiyle ilgili farklılıklar, düzeltilmesi veya güncellenmesi gerekenler var ise eğer, proje yönetim planına, proje dokümanlarına ve organizasyonel süreç varlıklarına yansıtılır. Bunu da zaten çıktılarda görüyoruz. Ne dedik? Proje planı, proje iletişim dedik çıktıların bir tanesi. Proje yönetim planı dedik. Proje yönetim planını düzeltiyorum. Proje yönetim planının güncellenmesi dedik. Bundan sonra güncelleme üzerine. Çünkü artık ortada bir proje yönetim planımız zaten vardı. Bunun güncellenmesi söz konusu. Proje dokümanlarının güncellenmesi söz konusu. Mesela ve organizasyonel süreç varlıklarında bir değişiklik ya da güncellenmesi gereken var ise güncellenmesi söz konusu. Bu büyük resim. Bu sürecin büyük resmini şu anda ekranda görüyoruz. İşte yine aynı şekilde sürece dair girdiler var. İşte araçlar ve teknikler mevcut ve süreç sonunda da çıktılarımız olacak. İşte neyle başlıyoruz? Girdilerde proje yönetim planımız olacak da elimizde yine. Proje dokümanlarımız olacak, iş performans raporlarımız olacak, bunlardan konuşacağız. Enterprise environmental faktörlerden bahsedeceğiz, yani kuruma dair çevresel faktörlerden yine bahsedeceğiz.
organizasyonel süreç farklarından bahsedeceğiz input olarak. Buraya dokümanlı neden bahsetmiş, işte changelog'dan, işlog'dan, işte öğrenmiş derslerden bahsetmiş, kalite raporlarından, listelerden vesaireden bahsetmiş. Hemen vakit kaybetmeden ilerleyelim o zaman. Çok fazla akşam vaktinizi de almayayım. Proje yönetim planı, proje dokümanları, inputlar dedik. Yapılan işe ait performans raporları, bundan bahsetmedik. Proje performans veya statü bilgisini içerir diyebiliriz kabaca. Faydalı olabilmesi için zamanında yeterince kapsamlı ve şeffaf olmalıdır. İş performans raporları. Daha da detaylı konuşacağız. Kuruma dair, şirkete dair çevresel faktörler bu sürecin girdilerindendir diye söyledik. Şöyle düşünmek lazım. İletişim modeli, proje ortamı her nereyse oraya adapte edilmek durumundadır. Aslında zaten bu da gayet doğal. Organizasyonel süreç varlıkları da yine bu sürecin girdilerinden. Örneğin öğrenilmiş dersler, tarihsel tutulan bir takım bilgiler son derece kıymetlidir projelerde. Çünkü bunlar aynı zamanda iletişim konularıyla ilgili alınacak kararlara ışık tutabilir. Önceki projelerden çıkarılacak sonuçlarla birlikte. Bunu artık kullanmayalım, daha önce sıkıntılar yaşadık diyebiliriz. Noktada önemli olabilir. Ya da atıyorum işte bir projede belki Zoom kullandınız. İşte güvenlik ihlaline sebep oldu, atıyorum bunları tamamen. Ama artık kullanmayalım diyebilirsiniz. Bütün bunlar iletişim yönetildiği bu süreçte rehber olarak kullanılabilir. Başka neler olabilir? Organizasyon tarafından ortaya konulmuş iş yapış şekline dair işte standartize edilmiş şablonlar olabilir, formlar olabilir, standartlar bütün olarak söyleyebiliriz. Araçlar ve teknikler. İletişim teknolojisi daha önce bahsettim. İnteraktif telekonferans, telefon konuşması, işte anlık mesajlaşma, video konferans, beyin fırtınaları vesaire, push communication, pull communication bahsettik. İletişim metodları bilginin oluşturulup, dağıtılıp eksiksiz ve doğru şekilde iletildiğinden emin olmak anlamında. Böylece de geri bildirim olanak taraması önemli burada. İletişim becerileri bahsedeceğiz. Proje yönetimi bilgi sistemi diye bir şeyden bahsetmiş burada. Adı üzerinde aslında Pinback Guide 6'da proje yönetimi süreçlerinin, proje yönetim süreçlerinin çıktılarını toplamak, entegre etmek ve yaymak için kullanılan bilgi sistemi olarak tanımlayabiliriz. Kurumsal bir uygulama olabilir. Örneğin biz işte kendi kurumumuzda HP'nin Portfolio Manager diye bir tool'un aracını kullanıyoruz. Ya da ileride başka araçlar da olabilir. Yani proje yönetimi noktasında kurumumuzun, şirketimizin size sağladığı tam da üzerinde proje yönetim bilgi sistemi. Raporlama, projenin raporlanması, statü dair, ilerlemeye dair raporlardan faydalanabilirsiniz bu süreçte. Performans raporu olabilir, bu bir faaliyet raporu olabilir. Bir yazılım projesi ise bugların mesela raporlanması, düzenli raporlanması söz konusu olabilir. Onun dışında takım ve bireylere dair bir takım beceriler olabilir. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bunları konuşacağız. Soft skill'lerden biraz bahsedeceğim. Toplantılar olabilir. Değerlendirme, bilgilendirme toplantıları olabilir. Teknik toplantılar, tasarım toplantıları olabilir. Biz mesela örneğin bizim şirketimizde işte projeyi daha başlatma aşamasındayız. Yürütmeye geçmedik. İşte eforlar toplandı, fonksiyonel yöneticilerden diyelim, ekiplerden diyelim. Bunların anlaşılırlığının, doğruluğunun değerlendirmesini yaptığımız efor kestirim toplantıları düzenliyoruz. Efor kestirim komitelerine girip bu toplantılar da keza bize fayda sağlıyor bu noktada. Ecel yaklaşımlar ile ilerliyorsanız bahsettik. Her sabah yapılan daily scrumlar olabilir, review toplantı olabilir. Kişisel veya takıma ait becerilerden madem öyle biraz konuşalım. Burada soft skill'ler burada ön plana çıkıyor. Ne olabilir? İşte iletişim yetenekleri olabilir. Sözde olmayan iletişim, vücut dili çok önemli. Fiziksel iletişim, yazma, storytelling yani hikaye anlatma günümüzde çok popüler bir hale gelmeye başladı. Bunu
kullanan çok fazla insanlar var artık hala günümüzde. Görsel iletişim, espri olabilir. Hani bu espri, seriously funny diye bir tabir var. Yani ciddi ama dozunda esprili, dozunda espri, dozunda ciddi şeklinde tarifleyebiliriz. İletişim yeteneklerine zekilik, dinleme, sunum kabiliyetleri, topluluk önünde konuşma yetenekleri, karşılıklı görüşme, işte liderlik noktasında neden bahsedebiliriz, işte ekip oluşturmadan bahsedebiliriz, stratejik planlamadan bahsedebiliriz, koçluk günümüzde yine proje yöneticisinin ya da bir agile koçun, işte bir scrum master'ın fayda sağlayabileceği soft skill'lerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Rehberlik, uyuşmazlıkların çözümü noktası, diplomasi, geri bildirimde bulunma, insanları rencide etmeden, kırmadan, bunun şahsi bir şey olduğunu, olmadığını belirterek, tamamen iş yapış şekliyle ilgili olarak, zor konuşmaları yönetme, karar verme, performans yönetimi, denetleme, yönetme, yöneticinin yönetimi, yani sadece tabii şey diye düşünmemek lazım, yetenek yönetimi, işte uzaktaki ekipte yönetme, sanal ekipte yönetme, başka ne söyleyebiliriz? Kriz yönetimi diyebiliriz. Etkileyen bir takım soft skill'ler olabilir. İşte kolaylaştırma, fasilitasyon. Bunun için bir ilave slide koydum. Bonus slide'ı. Bunu göstereceğim. Bu fasilitasyon günümüzde çokça duyduğumuz bir kelime. Kolaylaştırma olarak Türkçeleştiriyoruz. Bir ufak bonus slide ile buna değineceğim. Satış yapma, ilham verme, ikna etme, işte müzakere, motive etme, ortak çalışma, işte çevreye uyumluluk, uyumlulukla ilgili bir takım yetenekler söz konusu. İşte ağ oluşturabilme, kişiler arası ilişkiler, zor insanlarla baş edebilmek. Bunların her biri aslında şey, biraz uzmanlık alanı. Bunların her birinin ayrı ayrı eğitimleri vesaireleri veriliyor. Dediğim gibi ben bunu yıllarca bir mühendis olarak yıllarca işte burun kıvırmış diyelim. Küçümsemiş birisi olarak artık farklı göz alıkan birisi olarak bunların önemini çok daha iyi anlıyorum. Böyle net olarak söyleyebilirim. Onun dışında artık duygusal zeka keza kişisel yeteneklerin içerisinde öne çıkıyor. Öz farkındalık, stres yönetimi, duygu yönetimi, değişim ve belirsizlik toleransı, işte özgüven, uyum yeteneği, esneklik, girişkenlik, kararlılık, kendi kendini yönlendirebilme, kendi kendini değerlendirebilme, iş yaşam dengesi yine ön plana çıkıyor. Özellikle Scrum takımlarında, Agile takımlarda çok kritik önemli arz eden durumlardan bir tanesi. Sıcakkanlılık, heves, istek, empati yapmak karşıdakiyle. Problem yaratıcılıkla ilgili olarak problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, yenilik getirme, sorun çözebilme, tasarım ve sanatsal anlayış. Yani saymakla bitmez. Profesyonel yeteneklilik, organizasyon, programlama, işte zaman yönetimi diyelim, toplantı yönetimi, bu da önemli. Teknolojik kabiliyetler, teknoloji trendleri için farkındalık, araştırma merakı, değişim farkındalığı, kültürler arası yetenek, eğitim, eğitimci eğitme, bilgi yönetimi vesaire gidiyor arkadaşlar. Bunu daha fazla uzatmamız lazım. Az önce bahsettim. Bir bonus slide bu. Bunu son dakikada ekledim aslında. Şimdilik ben bunu kafanızın köşesinde bir ufacık bir zerrecik oluşturmuş olayım. Araştırmanızı ve bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Bu araçlardan, fasilitasyondan, kolaylaştırmadan bahsettik. Bir atıyorum bir toplantı düzenliyorsunuz, bir beyin fırtınası yapıyorsunuz, işte fokus gruplarınızla bir konuyu görüşüyorsunuz ya da başka interaktif etkileşim içerisindesiniz. Takım kolaylaştırma teknikleri var bir takım. Bu tekniklerle aslında daha cazip ve etkili sonuçlar olabilir duruma gelebilirsiniz. Standart, klasik yönetim şeklindense işte Mad Sad Glad diye bir işte retro tekniği var. Takımların kendi öz değerlendirmesini yaptığı bir teknik. Bu yine çevik yaklaşımlarla sıkça başvurulan bir teknik. Starfish var aklıma gelen şu an. Son dönem işte bu Hollanda'dan çıkan, Avrupa'dan başlayarak yükselen ciddi bir trend olan Liberating Structures, işte özgürleştiren yapılar diye Türkçeleştirdiğimiz bir fasilitasyon teknikler kümesi diyelim aslında mevcut. Türkiye'de de popüler son dönemde.
Hatta işte Liberating Structures İstanbul diye bir grubu var. İstanbul benim arkadaşlarım oluşturdu. Düzenli etkinlikler organize ediyorlar. Araştırmanızı fırsat bulursanız katılmanızı da öneririm. Bu görselde de aslında bu dediğim gibi yine Liberating Structures dediğim kolaylaştırma tekniklerinden bütününün her biri resmedilmeye çalışılmış. Farklı farklı teknikler. Her birini farklı bir amaç için, farklı bir şekilde farklı bir şey çözmek için kullanmanız mümkün. İletişim yönetimi çıktıları. İletişim yönetiminin daha doğrusu yönettik iletişim yönetimi. Şimdi çıktılarından biraz konuşalım. Proje iletişimi, proje yönetim planının güncellenmesi, proje yönetim planının proje dokümanlarının güncellenmesi ve organizasyonel süreç varlıklarının güncellenmesi diyebiliriz. Şimdi planladık, iletişimi planladık, iletişimi hayata geçirdik. Son sürecimiz iletişimin yönetilmesi. Bu noktadan önce saati kontrol etmek istiyorum. Sorunuz var mı? Bir ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu an için bir sorunuz yoksa istiyorsanız önce bitirelim, en son soru alalım. Eğer hemen şu anda sormak istediğim bir şey yok ise. Melike Hanım'ın sorusu vardı. Uzaktan çalışma döneminde çevik proje yönetimi ne şekilde dönüyor? Uygulama yöntemlerinde nasıl değişiklik yapıldı? Bu belirsiz değişken uzaktan sağlamasına katkı sağladı mı? Şimdi hepimiz aslında çevik yönetimden, çevik yaklaşımdan bağımsız. Hepimiz aslında yeni sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Kendimizi duruma göre nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Şöyle yapıyorlar. Yine yaptığınız Scrum toplantılarını aslında bu sefer video konferans üzerinden başka tool'lar aracılığıyla yapıyorsunuz. Yani Scrum değil, Scrum toplantılarında ödün vermiyorsunuz. Çünkü zaten Scrum üzerinde bakacak olursak meseleye, Scrum bu ritüellerden herhangi birisini yapmadıysanız eğer Scrum olmaz o yaptığınız diye tanımlıyor kendisini. Dolayısıyla Scrum takımları, Agile takımlar da aslında bu yeni sürece adapte olmuş durumda. Onlar da aslında işte Zoom kullanıyorlar, işte Skype kullanıyorlar, işte bir takım whiteboard uygulamaları var, onları kullanıyorlar. Trello kullanıyorlar, işte ne bileyim hala şeyi kullanmaya devam ediyorlar. Ne onun ismi? Diğer takım Agile tool'ları kullanmaya devam ediyorlar aslında. Birebir tabii dediğim gibi yüz yüze iletişimin faydalısını şu noktada sağlayamıyor olsak bile aslında ritüellerden, işte rollerin sorumluluklarından, bu artifact dediğimiz aslında çıktılardan ödün vermeden yine sprintlerini koşmaya, işte iterasyonlarını yapmaya devam ediyorlar. Onda bir değişiklik yok. Sadece biraz daha işi işte uzaktan yürütmek durumuna alakalı olarak biraz daha teknolojisi ve aslında yöntem değişmiş oldu. Öyle söyleyeyim ben size. Yoksa şeyle ilgili, uygulanmasıyla ilgili değişiklik yok. Sadece araçlar değişti. Rica ederim. Şimdi son sürece girelim. Vaktimiz de daralıyor. Biraz şey yapalım. Nedir son sürecimiz? Dediğim gibi plan oluşturduk. İletişim yönetimiyle ilgili plan oluşturduk. Eyleme koyduk. Şimdi izleme zamanı. Pinback 6, Pinback 5'te şu an Pinback 6. versiyonu var. Fakat Pinback 5'te bu sürecin adı Control Communications'dı. Yani iletişimi kontrol etti. Pinback 6 ile birlikte aslında bunun adı değişti. İletişimi izle olarak değiştirildi. Daha önce iletişimi kontrol ettiyken. Neden değişti? Proje yöneticisinin zamanının çok büyük bir bölümünü iletişim harcadığını düşünürsek eğer iletişimin bir bütününü kontrol etmesi pratikte pek de mümkün değil. İletişim alanı proje yöneticilerinin dediğim gibi en zorlandığı alanlardan bir tanesi. İletişimi planlamakla ilgili bir sıkıntı yok. Planlayabilirsiniz. Yönetmeye çalışabilirsiniz. Yönetebilirsiniz. Burada da sıkıntı yok. Hatta iletişimi nasıl sağlayacağınızı birisine anlatmanız, öğretmeniz de mümkün. Fakat kontrol etmeniz öyle pek de mümkün değil.
Biraz çıktılardan bahsedelim. Load performance bilgisi dedik. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Evet. Önce büyük resme girelim. Neymiş burada bu süreçte inputlar? Hemen bahsedelim. Proje yönetim planı. Daha önce bahsettik bundan. Detayına tekrar girmeyeceğim. Proje dokümanları. Yine bundan da daha önce bahsettik. Yine detayına girmeyeceğim. Proje performans verisi. Bundan biraz bahsedeceğiz. Dördüncü ve beşinci maddelerden bahsettik. Çevresel faktörler, süreç varlıkları. Bu süreç her paydaşın ihtiyacı olan bilgiye iletişim planında ve paydaş yönetim planında belirtildiği şekliyle erişebilmesinin temin açısından önemlidir. Bu şekilde herhalde ifade etsek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Şimdi detayına gidiyoruz. İnputlar, proje yönetim planı, proje dokümanları, work performance data yani iş performans verisi, biraz bundan bahsedelim. Proje boyunca bir takım veriler oluşturuldu. İşte proje baseline temel çizgisi, proje baseline temelli işte maliyet, takvim ve kapsamla ilgili raporlar olabilir bu veriler. Kalite ilişkin metrikler, ölçümler olabilir, test sonuçları olabilir. Projenin ilerlemesine dair planlanan değerler, planlanan değer, kazanılan değer gibi veriler olabilir. Gibi gibi bu veriler işleme alınıp faydalı bilgiye dönüştürülmelidir ki akıllı proje raporları, manalı raporlar üretilebilsin. Projenin ilerleyişine dair fikir ve bilgi verebilsin. Dolayısıyla burada proje iş performans verisinin birlikte olarak bu sürece dahil oluyor olması önemli. Bu süreçte işlenecek ve bilgi olarak daha fazla çıkacak. Göreceğiz bunu da. Çevresel faktörler bu organizasyon süreçler varlıklarından daha önce bahsettik. Teknikler, bir uzmana danışmak, bunu konuştuk. Proje yönetim bilgi sisteminden bahsettik. Veri analizi, kişiye ve takıma ait becerilerden bahsettik. Toplantılardan konuştuk. Gelelim output'lara. Neymiş bu sürecin çıktısı? Az önce bahsettik. İş performans verisi süreç sonunda iş performans bilgisine dönüşmüştü. Bu sürecin çıktısı olarak bu bilgiler proje boyunca izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Bunun sonucunda da süreç esnasında değişiklik istekleri oluşabilir. Bunlar da koruyucu ve düzeltici aksiyonlarla birlikte incelenir, düzeltilir. Entegre değişiklik kontrol sürecinin başlatılmasıyla da ele alınır. Bu şekilde proje yönetim planı ve proje dokümanları da güncellenmiş olur. Bir tane kısa videomuz var yine. Biraz şey yapalım, hepimizi biraz kendine getirsin. Yine kısa bir video. Evet. Son videomuz. Sorry I'm late. I got talking to Belinda and lost track of time. I hope I'm not too late. Thanks for making the time in your busy schedule this morning to meet with me. I'm looking forward to seeing and approving the newsletter. I've got a few stakeholders who are really keen to see it. Great. I'm glad you got some interest already. It's going to be ready for review by the end of next week. Wait, what? Next week? Yeah. Do you know how much work has to go into producing one of these things? I've really been busy, you know. I've had to write a couple of press releases and review our internal communication guide. I do know. You told me when I gave you the information you needed that it would only take 3 weeks to produce. You've never said anything about it not being ready in any of our project meetings. That's why we're meeting now, so I can see it and sign it off. I've already been telling people that we're going to be seeing it on Thursday. Calm down. There's nothing I can do about that. You're just going to have to go back to your stakeholders and tell them you made a mistake.
and that they'll have to wait. You want me to go to the CEO and tell him he's going to have to wait for his pet project's first newsletter because comms didn't stick to the agreed deadline? Okay. Wait. The CEO? Okay, give me until 4:30. I'll have something on your desk by then. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işin içine tabii CEO girince bir anda iletişim yöntemi değişti. Demek ki kişiye göre insanların iş yapış şekilleri değişebiliyor. Bunu içimizde tecrübe etmeyen, yaşamayan var mıdır? Zannetmiyorum. Hepimizin sıkça başına gelen, denk gelen durumlardan bir tanesi. Şeyi tamamladık arkadaşlar. Süreçleri tamamladık. Benim kendime göre bazı notlarım var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler için kıymetli, değerli olabilir. Belki not almak isteyebilirsiniz. Bence bunlar kıymetli, size fayda sağlayacak maddeler olabilir. Burada neden bahsediyoruz? İşte bütün paydaşlara güncel bilgiyi paylaşmanın öneminden bahsediyoruz birinci maddede. Artık eskisi gibi değil, güncel bilgiyi düzenli aralıklarla paydaşlarla paylaşmanın öneminden bahsediyoruz. Bütün paydaşların proje değerlendirmelerinde, toplantılarında gerektiği kadar tabii, gereken paydaşların diyelim tabii, o şekilde düzeltelim. Katılımın öneminden bahsedelim burada ikinci maddede. Üçüncü maddede iletişimin tipinin aslında projenin ve paydaşların ihtiyacına göre belirlenmesi gerektiğinden bahsetmiş olalım yeniden. İletişim stratejisi ve iletişim yönetim planının da öneminin altını tekrar çizmiş olalım. Bir tespit yapmış olalım sonraki maddede. Eğer bir durumla ilgili olarak o paydaşlar sizden o durumu, o durumla ilgili olarak sizden duymamışlarsa eğer, o zaman bir problem vardır. Bunun önemini altını çizmek istiyorum. Proje yönetimiyle ilgili bir sıkıntı vardır. Yani bir projeyi sizin hakimiyetinizde olmalı ki insanlar sizden duysunlar ve desinler ki evet, bu proje yöneticisi hakikaten projesine hakim, işine hakim. Burada aslında onun öneminin altı çizilmek istenmiş. İletişim esnasında iletişim kurarken bunlar benim tabii nacizane yine tavsiyelerim, önerilerim. Dinleyenlerin ne diyelim, ilk maddeyi nasıl çevirebiliriz? Importance of assertiveness. Yani kendinize güvenin, kararlı bir tavır sergileyin. Bunun önemini söylemiş olalım. Gerektiğinde hayır diyebilmek önemli. Tabii bu kendine güven ve kararlı tavır saldırgan ve iddiacılık anlamına gelmemeli. Zor durumlar karşısında sakinliğimizi koruyabilmeliyiz. Profesyonelliğimizi koruyabilmeliyiz. Onun dışında güven oluşturmanın en etkili yollarından bir tanesi başkalarının söylediklerini iyi gösterip dikkatle dinleyebilmek. Bu yine önemli madde. Başkalarının düşüncelerine, kişiliklerine, yaşlarına, kıdemlerine, dillerine, dinlerine, eğitim seviyelerine saygı göstermek yine önemli. Herkesin fikrinin önemli ve değerli olduğunu unutmamak gerekli. Şeffaf olmak yine önemli maddelerden bir tanesi. Olumlu veya olumsuz olduğu gibi paylaşmak önemli. Projeniz geride olabilir, sıkıntılar olabilir. Bunu gizlememek lazım. Belki de ortaya çıkması gereken bir durumu şu an ortaya çıkmasını sağlamış olacaksınız ve projenin faydası olacak bu durumda. Bir konuşmanın, toplantının sonunda konuşulanları, alınması gereken aksiyonları, önemli maddeleri, kararları özetlemek, tekrarlamak önemli olabilir. Açık, net olarak ifade edilmesini sağlayıp herkesin aynı noktaya gelebilmesi anlamında değerli. Hangi aksiyonu ne zaman ya da ne zamana kadar kimin tarafından alınacağı gibi diyelim burada. Konuşurken, dinlerken insanların gözünün içine bakarak konuşmak aynı şekilde kıymetli. Telefonla oynamak, sağa sola bakmak, başka yöne bakmak, alaycı ifadeler takınmak hem karşınızdakine olan saygımızı gösterir hem de aynı şekilde onların bize olan bakış açısını olumsuz etkiler. Bunu söylemek lazım. Bildiğiniz şeyler belki ama bir kez daha altını çizmiş olalım. Açık ve net olmak lazım. Lafı gevelemeden, çok dolandırmadan öz, sonuca yönelik cümleler kurmak önemli. Siz dinleyenler açısından.
kimse lafı geveleyen, net ifade kullanmayan birisini dinlemek istemez. Konsantre olamaz. Söylediklerini kaçırır. İletişim çift yönlüdür dedik. Dinlerken, konuşurken fark etmez. Her türlü notlar alın. Notlar almak kıymetli. Daha sonra gözden geçirmek üzere. Yapılan bir istatistiğe göre insanlar iletişim sona erdikten sonra dinlediklerinin %50'sini hatırlayabiliyor hemen sonrasında. 2 ay sonrasında ise ancak %25'ini hatırlayabilmekte. Hepsinden konuştuk. Burada bir takım şeyler var. Özlü sözler diyelim. İşte benim sevdiğim biçime dair. İşte ne diyor birincisinde? Peter Drucker biliyorsunuz. Pazarlama gurusu. Önemli olan iletişimde söylenmeyeni duyabilmektir. Plato demiş ki akıllı insanlar konuşur. Çünkü söyleyecek bir şeyler vardır. Fakat aptallar söyleyecek bir şey olmadıktır herhalde. Konuşurlar diyor. Sonra Deniz Onlu'nun en önemli kurallardan birisi dinlemek. Onun önemli altını çiziyor. Christopher Morley. İyi konuşmacı olmaktan geçecekse eğer önce dinlemeyi bilmek gerekiyor. Diyor Mark Twain'in güzel bir lafı var. Eğer konuşacak söyleyecek bir şeyiniz yoksa konuşmayın diyor. Bu da bana göre çok güzel bir laf. En sonunda lafı fazla gevelemeden, dolandırmadan doğrudan söylemek istediğinizi söyleyin diyor Paul Bailey. Ve geçiyorum. Şeyi tamamladık arkadaşlar. Sunumu tamamladık. Umarım memnun ayrılmışsınızdır. Sıkılmadan dinlemişsinizdir. Nacizane yine kitap önerilerim olacak. Yani iletişimle kısmen ilgili, kısmen değil. Ama son dönemde okuduğum ve değerli okunması, onu değerli gördüğüm. Ikigai, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Hector Garcia'nın ve Francesca Mireles. Bir yıl nasıl yaşanır? İlber Ortaylı. Ted gibi konuş. Carmine Gallo. Üçünü de okudum. Üçü de gayet keyifli kitaplar. Sonuçta okumadım. Ama yakın zamanda okunacaklar listesinde. Çok metin bildiğim için aldım listeye. Sırada o var. Elia Kodrat'ın Amaç diye bir kitabı. Bunlar da referanslar diyorum. Ve İlker Özkaya, hatmail.com gerek LinkedIn üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Mail ile ulaşabilirsiniz. Eca Sosyal Çocuk'un kurucularındanım diye bahsettim. Yine aynı şekilde Eca Sosyal Çocuk'un LinkedIn veyahut da mail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sorular varsa sorularınızı alabilirim. Umarım herkes memnun kaldı.